Türkiye 15 Temmuz gecesi en kara gecelerinden birini yaşadı değerli izleyiciler. Silahlı kuvvetler içindeki FETÖ terör örgütüne mensup olduğu söylenen bir grup darbe girişiminde bulundu. Neyse ki on binlerce yurttaşın direnişi ve emniyet güçlerinin sert mukavemetiyle karşılaşan darbeciler sabahın ilk ışıklarıyla tek tek teslim olmaya başladı. Geriye ise 161 şehit, binlerce yaralı ve pek çok soru işareti kaldı. İşte bu akşam Gündem Özel'de bu sorulara yanıt arayacağız. Stüdyo konuğum Yurt Partisi Genel Başkanı, eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan. Emekli hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor İlter Turan, siyaset bilimci Doçent Doktor Barış Doster ve terör uzmanı Abdullah Ağar da bağlantılarla programa katkı sağlayacak. Bu uzun program içerisinde sizler de SMS ve Twitter vasıtasıyla soru ve görüşlerinizi bizlere gönderebilirsiniz. Sayın Tantan, teşekkür ederiz. Sağ olun. Her kritik dönemde olduğu gibi bu kritik dönemde de davetimizi kabul ettiniz ve Tasapanca'dan kalktınız, geldiniz ve programımıza konuk oldunuz. Çok sağ olun öncelikle. Dün gece, önceki gece, 15 Temmuz gecesi nasıl bir tablo gördü Saadettin Tantan? Bu da Türkiye'nin bir 11 Eylül'ü gibi mi algılayalım, öyle mi? Siz öyle açtınız çünkü şeyi. Çok 10, karanlık bir... 11 Eylül'den sonra tabii hiçbir şey eskisi gibi olmadı bizim bölgemiz ve Amerika Birleşik Devletleri için. İşte o, Türkiye için de öyle bunu da algılarsak. böyle mi bakmamız gerekir diye onun için sordum. Yani çok 15 Temmuz'dan itibaren artık farklı bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Farklı bir yapı var. Yani ama bu son derece güzel bir proje. İyi kurgulanmış bir proje. Ve kullanılan yine Türk halkı, Türkiye görevlileri, yetkilileri, kaybeden hep Türkiye ve Türk halkı. Kazananı yok. Kazanan bu Türkiye'yi kullanmak isteyen küresel güç. Bu açık ve net belli ya. Oyun belli. Oyun yıllarca belli de maalesef bu oyunu ortadan kaldıracak her türlü bilgi, belge, arşivler de var. Fakat bu oyunu ortadan kaldıracak siyasi irade, halkı temsil edecek irade bir türlü parlamentoya taşınamıyor. İşin acı tarafı o. Yani geçmişten bugüne kadar olaylara şöyle baktığımız zaman bütün bunları açık ve net bir şekilde görebileceksiniz. Yani şimdi siz dediniz ki Fethullahçı terör örgütü. Dediniz değil mi? Fethullahçı Evet. terör örgütü. FETÖ. FETÖ. Yani devletin resmi arşivinde, resmi belgelerinde daha doğrusu milli siyaset belgesine de böyle girdi biliyorsunuz. Efendim milli siyaset belgesine giriyordu ama şöyle bir yeri geriye çekelim plakları. 1980 öncesi sağ sol din eksenli yapılanmada milli görüş hareketi, milliyetçilik hareketi, sol hareketler, sol hareketin içerisinde yuvalanmış Kürtçülük hareketi değil mi? Ne oldu bunlar? Milli görüş hareketi AKP'nin oluşmasına katkı sağladı. Öyle değil mi? Ve Saadet Partisi'nin bir kısmı kaldı. Milliyetçilik hareketinin içi doldurulmadığı için, içi boş bırakıldığı için şekilsel anlamda milliyetçiye dönüştü. Ve milliyetçilik hareketi de giderek kendi içinde tasfiye sürecini yaşamıyor mu şu anda? Türk milliyetçiliği bilinçli bir şekilde tasfiye edilmiyor mu? Tasfiye ettirmek istenmiyor mu? Kim engelliyor? Neden engelliyor? Niçin Türk milliyetçiliğinin önü açılamıyor? Bunların, bu soruları baktığımız zaman otomatik olarak Fethullah Gülen hareketini de 170 ülkede örgütlenmesine katkı sağlayan, ona bir maddi ve manevi büyük güç veren, o ülkelerde örgütlenmesini ve sürekli içerisinde koruyup konulmasını sağlayan kim peki? Yani hiçbir bilgi becerisi olmayan, hiçbir altyapısı olmayan, eğitim düzeyi medreseden öne geçmemiş Fethullah Gülen mi bunu sağlayabilir? Böyle mi düşünüyorsunuz? Yani bugün baktığınız zaman 170 ülkede siz örgütleneceksiniz. Hem okullar bakımından hem mali ve ekonomik anlamda büyük destekler alacaksınız. Ve o ülkelerdeki, o ülkeyi yönetecek en üst seviyedeki ailelerin çocuklarını orada eğiteceksiniz. Ve bu eğitimi sağlarken de sizin Anadolu'dan topladığınız IQ'su yüksek evlatlarınızı en iyi eğitim yurt içinde, yurt dışında eğiteceksiniz. Ve bu evlatlarımızı oraya simit, ya karınlarını simitle doyuruyor, çay kahveyle, çok cüzi rakamlarla bir şeyle hizmete sunacaksınız. Bu insanları Türk halkına değil,
o ülkelerde kime doğru yönelik bu hizmeti sağlıyor? Eğitim, İngilizce eğitim. İngiltere'de ödül almış, İngiliz şeyine büyük katkı sağlandığından dolayı İngiliz düşünce yapısının bütün dünyaya hakim olmasını sağlandı. Çünkü bir insanı eğitirken eğer kendi lisanıyla değil de İngilizce, Almanca, Fransızca hangi eğitimini sağlarsanız o kafayla insanları eğitmiş oluyorsunuz. O kültürle eğitmiş oluyorsunuz. Ve böylece o küresel güce tabi bir güç oluşuyor hemen her zeminde. Şimdi biz kendi ülkemize dönelim. Yani bunu niye söylüyorum? Şimdi bu 40 yıldır, 50 yıllık bu örgütlenmeyi sına katkı sağlayan ve korumasını alan bir Amerika Birleşik Devletleri ve 2002'de iktidara gelirken bir koalisyon ortağı olarak Tayyip Bey'le beraber hareket eden, yani AKP'yle hareket eden 2006'ya kadar, 2007'ye kadar bu hareketini devam ettiren ve 2007'den itibaren de kendisine veren görevler çerçevesinde Türkiye'nin değişim dönüşmesi için her türlü çalışma içerisinde olan. Neydi değişim dönüşüm? Büyük Orta Doğu Projesi. Neydi Büyük Orta Doğu Projesi? Ülkelerin hakimiyet alanına alınabilmesi için mali ve ekonomik altyapılarının, hukuki altyapılarının ve silahlı kuvvetlerin ve siyasetin yeniden dizayn edilmesi, kullanılabilir bir şekilde dönüştürülmesi ve kontrol altına alınması. Kimle sağladılar bunu? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Balyoz Ergenekon askeri casusluk şeyiyle bir tasfiye süreci içinde Avrasyacılar. Öyle değil mi? Şimdi buraya bir parantez çizelim ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ele alalım. Yani bugün vatan hainlikle suçlanan, işte FETÖ'cülükle suçlanan Türk Silahlı Kuvvetleri. Oraya gelmeden benim iki sorum var size. Buyur. Biraz evvel 40 yıllık bir örgütlenmeden bahsettiniz. Evet. Sizin İçişleri Bakanı olduğunuz dönemde bu örgütün emareleri var mıydı? Bu yapımı, efendim bu örgütle ilgili... Yani 40 yılsa sizin muhakkak içinde olduğunuz dönemde de... Bu örgütle ilgili gelen ihbarlar doğrultusunda, bizden önceki gelen çalışmalar doğrultusunda, o çalışmanın devamında aşağı yukarı 100 küsüre yakın görevli aktif görevlerden pasif görevler aktarıldı. Yani o günkü mevzuatlar bakımından memuriyet unvanını almış bir kişiyi belgeleyemezseniz, şey yapamazsanız tutup atamıyorsunuz. Ancak görev yeri değiştirebiliyorsunuz. Neydi efendim ihbarla? Yani neden bunu yaptınız? Ya bunlar Fethullahçı... Yani bir cemaate bağlı olabilirler ama başka bir istihbaratınız var ki yaptınız. O cemaati, aynı okulda okuyan, beraber okuduğu bir gazeteci, sonradan gazeteci olan, aynı okuluna okumuş bir arkadaşın bu konuda yazdığı kitap çerçevesinde soruşturma başlatılmış ve o soruşturma devam etti yani. Ve o aktif görevden alındı, pasif göreve bunlar aktarıldı. Ben o zamana kadar bu kadar aktif ve şeyli değildi. Yani cemaat mensupları hemen her kurumda yıllar içerisinde kök salmış, iyi eğitimler almış falan ama bunlar bu kadar aktif şeylerde değildi. Adalet ve Kalkınma Partisi ile cemaat ortağı olduğu için bunlar aktif görevlere getirildiler. Dikkat ederseniz o gün başbakanı ben savcısıyım dedi. Değil mi bütün bu soruşturmaların? Biz Ergenekon Balyoz soruşturma. Efendim biz o gün de çıktık ne dedik? Hep söylemedik mi? Ergenekon diye yani başlatılan bu şey Ergenekon değil. O Şafak operasyonuydu. Ergenekon bir milletin varoluş efsanesi olarak asla bu bir terör örgütü olarak kabul edilemez. Ve böyle bir örgüt de yok. Zaten bu milletin Ergenekon felsefesi ve kimliği üzerine kurulu metan ordularına dayanan Türk Silahlı Kuvvetleri. Türk Silahlı Kuvvetleri o günden bugüne kadar bir takım işte Büyük Selçuklularda, Osmanlılarda ve diğer Türk devletlerinde var olarak Cumhuriyeti kuran iradede kendisini şekillendirmiş ve hareket kabiliyeti olarak da Atatürk'te ifadesini bulan benim karakterim, yani bu Türk milletinin karakteri özgürlük ve bağımsızlıktır diye altını çizdiği bu Türk Silahlı Kuvvetleri milli kimlikli ve vatansever bir onurgası var. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri yıllar içerisinde NATO'ya girdikten sonra veya sonraki ihtilal dönemlerinde ve siyasetle buluştuğunda bir takım mali ve ekonomik anlamda kirletildiğinde, her türlü alımlarda kirlenmiş
olmasına rağmen bu tür silahlı kuvvetlerin omurgası son derece milliyetçi ve vatanperver. Ve bu omurga hiçbir zaman sarsılmadı ve yıkılmadı. Yıktıramadılar. Bütün ihtilallerde bunlar denendi. Balyoz'da da bu denendi ve test edildi. Bu ordu şeyine devam edebilecek mi diye. Yani halkın orduyla bağ kopacak mı? Halk, çünkü her doğan Türk evlatı kendisini asker olarak doğduğunu ve peygamber hoca olarak kabul ettiği bu ordunun ilelebet devam edeceğini bildiği için de her insan silah şeye askere giderken sanki şeye gidiyormuş gibi gider. Bir şen şakrak içerisinde düğün, dernek, davul zurnayla gider. Kına yakanlar olur. Şimdi gelelim. İkinci sorum. Evet. Diyorsunuz ki ama benim açılışımdan da yola çıkarak bir Fethullahçı yapılanma, bir terör örgütü vardır ama asıl düşman o değildir. Türkiye'nin karşısındaki. Onu kullanandır. Onun adı da Amerika Birleşik Devletleri, değil mi? Diyorsunuz. Değil. Sadece Amerika Birleşik Devletleri değil. Özellikle Avrupa Birliği'nin ve Amerika, İngiltere ve İsrail'in, Almanya'nın ve Fransa'nın 100 yıldır bu bölgedeki savaşı nedir? Bu bölgedeki doğal kaynaklara erişimi güvenli bir şekilde sağlamak ve bu bölgedeki doğal kaynakların onların kullanımına sunmak ve bu bölgedeki insanlar onlar için önemli değildir. Bu bölgedeki insanları da köle gibi kullanmak. Bu Mavi Marmara olayıyla da Doğu Akdeniz'den dışlanmamızda, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarının yıllar içerisinde gerek Amerikan, gerek Alman gemilerinin orada yıllarca sismik araştırma yaparak tespit ettikleri bir vaka. Türkiye yıllar içerisinde biz dilimizde tüy bitti. Üçlü sismik araştırma gemisi alın. Buradaki bu hidrokarbon yataklarını şey yapın. Yani sizin üniversiteleriniz var. Bir Çakabey diye bir gemi şey yapacaklardı, bir türlü eyleme dönüşemedi. İşte zar zor bir tane gemi kiraladılar. Yani bu siz efendim 1 milyar dolar ben devletin hazinesinden çaldığımsa ne olacak diye yolsuzlukla bulaşmış bir sürü insanların söylemleri hala şeylerde, literatürde yerini devam ettiriyor. Yolsuzluk ekonomisinin ulaştığı boyutlar bakımından yıllar öncesinden ifade ederek gelmedim mi? Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi'ne siyasi tercih olarak devreye soktuğu, uygulamaya soktuğu ve hala devam eden kara para ekonomisi, kayıt dışı ekonomi, kaçakçılık, kumar ve fuhuş ekonomisi, yolsuzluk ekonomisi, terör ekonomisi ve rant ekonomisi. Bundan üçlü devlet algısı oluştu. Adalet ve Kalkınma Partisi ve yandaşları devleti, PKK ve KCK devleti ve cemaatler devleti diye. Her üçünün mal varlıkları tartışması bir şekilde. Daha geçen gün cemaatin hükmettiği parasal kaynağın 150 milyar dolar oluştuğu söyleniyor. Benim bunu yıllar önce söylediğimde 50 milyar dolarlık dediğimde bana saldırıyordu bugün onu, o manşetleri atanlar. Bunu nereden çıkarıyorsun diye. Bugün PKK ve KCK devletin mal varlıkları tartışması büyük şehirlerdeki bütün nakit para akışkanlarına el koymuş. Bütün oradaki yaşamlarını devam ettirmek isteyen Türk insanına, devletine, milletine bağlı insana, alın teri sermayesine bağlı insanları tehdit ederek onları köle gibi kullanarak ellerindeki bütün varlıklar alıyor. İktidar sahipleri bunları seyrediyor, biliyor musunuz? Acı tarafı bu. Bugün PKK'nın mal varlıklarına el koyamayan bir iktidar var. Parasına el koyamayan bir iktidar var. Bu konuda verilmiş bir sürü raporlar var. Yani bugün Kandil'de, Suriye'de PKK'ların Amerikan özel şirketi olarak kabul edilen, Irak Savaşı'nda da kullanıma sokulan, çünkü bu özel orduların yaptıkları vahşetler Amerikan askeri yapmadığı için onlar Amerika'da yargılanmıyorlar. Yani Amerikan şeyine göre, yasalarına göre. Şimdi bu özel ordular, bu konuda kullanılan bu ordular geldiler PKK'ları Kandil'le eğitiyorlar, YPG'lileri orada eğitiyorlar, aleni bir şekilde poz veriyorlar. Amerikan mevzuatına göre de Amerikan Silahlı Kuvvetleri'ndeki halen görevli olanlar geçici olarak bu orduda da görev aldıkları, bunlar kamuoyuna paylaşılmadı mı? Bu konuda raporlar verilmedi mi? Peki ne yaptı? Sümer altında tutmadı mı şey iktidar sahipleri? Niçin halka yalan söylüyorsunuz? Siz Kandil'e giremiyorsunuz. Siz Suriye'ye giremiyorsunuz. Bunları halkla paylaşın. Yani bunları paylaşın. Niye paylaşmak istemiyorsunuz? Söyleyin. Paylaşmadığınız zaman halk gerçek bilgileri bilmediği için
ne tarafa karar vereceğini, kimle beraber olacağını anlayabilmiş değil. Şimdi çok uzun konuşacağız bunların hepsini, evet. Sayın Tantan. O geceye dönelim müsaade ederseniz. O gece haberi aldığınızda nereden aldınız bilmiyorum ama... Haberi bir arkadaşımdan aldım. Ne düşündünüz ve gelişmeleri takip ettiniz? Efendim hemen haber dedi ki köprüde bir sıkıntı var herhalde dedi bir arkadaşım. Ben hemen belli yerleri aradım. Bir kısmının haberi yok çoğu şeyden. Bazı yerler aradığımda da hareketin olduğunu ve özellikle köprüdeki harekette oradaki bazı yetkililerin idareye el koyduk, geri dönün dediklerini alınca bir hareketin olduğunu ve Ankara'yla da temas edince orada da bir hareketin olduğunu şey yapınca sonra da başbakanın bir grup silahlı kuvvetler mensubunun bir kalkışma içerisinde olduklarını söyleyince bir şey hareketi olduğunu hemen anladım. Anlamamak için aptal olmak lazım. Darbe hareket. Darbe girişimi. Bir kalkışma hareketi deyince bu darbe değil kalkışma hareketiydi. Kalkışma hareketi bir nevi isyan. Kime karşı isyan? Silahlı kuvvetlerin yöneticilerine karşı, iktidara karşı, parlamentoya karşı bir isyan. Niye? Çünkü Doğu ve Güneydoğu'da hiç yetki vermeden, hiç hukuk zemininde yetki vermeden insanlara terörle mücadele ettiriyorsunuz. Onlar da sürekli bize yetki verin diye şey yapıyorlar. Siz iktidar sahipleri değil misiniz? Yıllarca terörle mücadele eden insanlar Ergonekon, Balyoz Operasyonu'yla 5 sene, 4 sene içeride tuttunuz, yargılattırdınız, aşağılattırdınız, bu insanları yok ettirdiniz. Şimdi şeye sürdüğünüz, terörle mücadele sürdüğünüz bu insanlara niçin hukuk zemininde yetki vermiyorsunuz? Niçin Batı'nın kendi güvenlik güçlerine, kolluk güçlerine, istihbarat teşkilatlarına verdiği yetkiyi bunlardan esirgiyorsunuz? Neden veremiyorsunuz bu yetkiyi? Çıkın halka bu gerçeği anlatın. Bir darbe girişimi değil miydi o gece yaşananlar? Size efendim. Diye. Bugün ortaya çıktı ayrıntıları da. Birazdan efendim, telefon attığınızdaki uzmanlarla istiyorum. Durumun daha ayrıntılı biçimini de konuşacağız. Şimdi bak bunu şunu söylemek istiyorum. Ya bu cuntanın istediği darbe yapmak değil miydi Sayın Tanrı? Efendim bu cuntayı buraya sevk eden güç ne? Buradan şunu söylemek istiyorum. Tek gitmeyi anlamak için. Çünkü anlamak çok için karışık bak, kafa. Şimdi önce cuntadan başlayalım. Bak efendim bu cunta tabii ki bir proje kapsamında tahrik edilerek nasıl ki Baylozla darbe yapmak isteyenlerle engellemek isteyenler artık açığa çıktı. Kimler yaptırmak istediği, kimler tarafından tekrar engellendiği bir vaka değil mi? Orada Türk halkı test edildi. Silahlı kuvvetlerin içi planlı bir şekilde boşaltıldı. İtibarsızlaştırıldı. Uluslararası alanda Türk Silahlı Kuvvetleri neye döndürüldü? Özellikle donanmada casusluk olayı değil mi? Casusluk olayı. Nedir bir casusluk olayı? Bir tane kız adresi bulunamıyor. Bütün herkes o kızın üzerinden casus şeyi. Ya casus, dünyada hiç olmadığı kadar casus Türkiye'de olmuş oldu. Bir donanmada bir olarak casusluk varsa, bir ülkenin donanmasında casusluk varsa kimin el koyması lazım? MIT'in. Yok, siyasi irade. Siyasi irade işte o polisi kime bağlı? MIT. Polisi çekmesi lazım. Sizin bir kurumunuzda casusluk varsa bir yerden çökmüşsünüz demektir. Polise bırakamazsınız, savcıya bırakamazsınız. Çok önemli bir olay bu. Yani ama işte iyi değindiniz. O noktadan hareketle deniyor ki askeri casuslukta kumpas davasını soruşturan savcı şu an tek tek gözaltına alınan bu darbeci özellikle üst düzey kademenin ivedilikle gözaltına alınmasını istemiş. Bu da devlet yetkililerince onaylanmış. Milli İstihbarat Teşkilatı'na bilgi verilmiş. Bu generallerin o gece yani aslında sabaha karşı 4'te 5'te bir darbe planladıkları önceden bu yolla bu nedenle tespit edilerek harekete geçilmiş. Bunu öğrenen cuntacılar da o yüzden mesela saat 21'de bir anda düğmeye basmışlar. Bu bir iddia tabii. Çok çeşitli efendim, iddialar gelecek. Ben bunu donanmada casusluk faaliyeti var dediği an hükümetin el koyması lazım. Onu söylemek istiyorum. Evet. Yani buraya kadar gelmeden. Siz ordunuzda Balyoz eylem planı böyle bir faaliyet yapılıyorsa o anda el koymanız lazım. O anda. Yani çünkü silahlı kuvvetler yani savaş eğitimi aldıkları için süreklilik içerisinde her türlü tehlikeye karşı savaş oyunları yaparlar.
Yani her türlü tehlikeye karşı. Polisin de bunu yapması lazım. Her türlü iç tehditlere, tehlikelere karşı sürekli bir takım faaliyetler içerisinde, eğitim çalışma içerisinde olması gerekiyor. Bütün modern devletler bunu yapıyor. Siz böyle bir faaliyet varsa, böyle bir junta hareketi varsa ki bu takibinizde otomatik olarak o anda tasfiye edeceksiniz. Bunun için insanları bir savcıya teslim edemezsiniz. Bunu gizlilik içerisinde tasfiye edeceksiniz. Niye? Çünkü asırlardan beri gelen bir kimliğiniz var. Bir gücünüz var. Bu gücü uluslararası anlamda itibarsız konuma getiremezsiniz. Bu iktidar cehaletinden mi, bilgisizliğinden mi, korkusundan mı veya küresel güç bunu iktidara taşıdığı için onların talimatından dolayı mı bunları bu şekilde aşağılattırır, yargılattırdı. Saatlerce savcı Zekeriya Öz'ün önünde sabahlara kadar bu insanlar roman yazdılar ya, roman yazdılar. Değil mi? Kaçtı sonra o savcılar, onların hepsi. Kaçırıldı. Kaçırıldı, kaçtı. Yani işte. Kaçıyor efendim, güvenli bir yerde, yurt dışında. İsterse iktidar götürebilir. Neye getiremiyor? Şimdi şöyle. Efendim bak, bunları tek tek niye anlatıyorum biliyor musunuz? Burada Türk halkı ve Türkiye'nin kurumları kullanılarak, kurumlardaki yetkililer kullanılarak, Türk siyaseti kullanılarak Türkiye içeriden çökertiliyor. Türkiye iç savaşa doğru sürüklettiriliyor. Tehlike çok büyük. İsyanımız bu. Şimdi tam o noktada şunu söyleyeyim. Bir haber gireceğiz. Yani sonuç olarak biz şimdi konuşuyoruz ama olağanüstü bir gece yaşandı. Yani bir vahşet, bir dehşet efendim, yaşandı. Tabii ki biz onu asla tasvip etmiyoruz. Tabii. Yani bu vahşeti tasvip etmiyoruz. Benim söylemek istediğim konu şu. Siz bir ortam hazırlıyorsunuz. Tahrik edici bir ortam hazırlıyorsunuz. Bu tahrik edici ortamda orada savaşan insanlar bir sürü şehit veriyor. Onlara sahip çıkmıyorsunuz. Bir taraftan demokrasiyi ortadan kaldırmışsınız. Anayasayı ortadan kaldırdım diyorsunuz. Her şey benim diyorsunuz. Her şey bana tabi olacak diyorsunuz. Ve parlamentoyu tanımıyorsunuz. Hiçbir şeyi tanımıyorsunuz ve her türlü yolsuzluğa bulaşmışsınız. Çıkar gruplarınız ülkeyi tehdit ediyor. Halkı tehdit ediyor. Halk fakirleşiyor, yoksullaşıyor. Cahil bırakılıyor. Eğitim düzeyi bu kadar yüksek olan bu askerler de bütün bu Türkiye'nin çöküşünü görüyor. Böyle bir ortamda her şekilde itilara destek veren Batı size gelirse siz ne yaparsınız? Siz yapın bunu devirin dediğiniz zaman ne yaparsınız? Aynı Batı IŞİD'in kurulmasında sizi kullanıyor, sizi arşivliyor, sizi fotoğraflıyor. PKK'nın kullanmasında sizi kullanıyor, osluyor, tutturuyor. Aynı Batı sizi PKK'yla IŞİD'le tehdit ediyor. Ve sizi ne yapıyor? Kendi parlamentolarında IŞİD'i destekleyen şekilde parlamento zapta geçirttiriyor. Geçirttirmiyor mu? Peki siz böyle olunca siz bir vatan evladı olarak ne yaparsınız? Tahrik olmaz mısınız? Ülkem elimden gidiyor diye. Otomatik olarak iktidara Amerika'dan icazet almazsanız iktidara gelemezsiniz. Ama yani şimdi bir şey özür dilerim Sayın Tantan. Şimdi bir tabloyu kısaca benimle özetlememe izin verin. Yani buradaki, oradaki o geceki, bu o yüzden çok enteresan 15 Temmuz gecesi olanlar Türk askerinin yapabileceği şeyler değil. Yani bir size örnek vereyim. Örnek vereyim. Şimdi buraya geldim ben. Hemen kuruma geldim. Saat 22 civarlarındaydı. Hemen bizim Başkent Üniversitesi ve tüm kurumlarında Profesör Doktor Mehmet Haberal'ın da talimatıyla gereken devlet ve hükümet lehine gereken ne varsa yapılması üzerine bütün zaten kurumlar teyakkuz halindeydi. Telefon açtım hemen. Ankara'da 19 yaralı var. Çeşitli yerlerinden Karaca'ya vurulu, yani askerin sıktığı silahlarla yaralanmışlar. Bir kısmı maalesef hayatını kaybetti. İkisi hayatını kaybetti. Gerisinin tedavisi sürüyor. Profesör Doktor Mehmet Haberal oradaydı. Ameliyatlara girdi sabaha kadar. Ertesi gün hemen sabah atladı. İstanbul'a geldi. Burada 53 yaralı vardı. İkisi hayatını kaybetti. Bir kısmının da hayat tehlikesi devam ediyor. Hemen döndük. Biz ilk tabloyu buradan öğrendiğimiz için tabii ölü yaralı bu kadar olduğunu bilmiyorduk bir anda. Çünkü durmuştu bütün sistem. Meğersem yüzlerce insan hayatını kaybetmiş, binlerce insan yaralanmış. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformasını giyen kim askerler Türk halkın üzerine ateş açmışlar. Bunlar Türk askeri olamazlar. Ateş açanlar. Efendim, şimdi bu insanları tahrik edip bunları yol verenler artık bunlar o yola girdikten sonra geri dönme şansları olmaz. Her türlü şeyin içerisinde olabilir. Silahlı çünkü insanlar. Eğer şimdi bu insanlar gelip genelkurmaya el koyabiliyorsa, oradaki komutanları enterne ediyorsa o komutanların istifa etmesi gerekiyor.
Yani Metehan ordusunun komutanının, Cumhuriyet ordusunun, Atatürk ve arkadaşların ordusunun komutanlarının derhal istifa etmesi lazım. Bunu konuşalım, bir haber girelim, bir kısa ara verelim. Buradaki şunu söylemek istediğim konu şu. Burada silahlı kuvvetlerin de siyasallaşması rahatsız ediyor herkesi. Yani bir silahlı kuvvetler siyasallaşamaz. Kuşkusuz. Silahlı kuvvetler halkın ve ülkenin güvenliği için vardır. Şimdi halkın ve ülkenin güvenliği için yetiştirilmiş bu insanlar halka silah sıkamazlar. Polise silah sıkamazlar. Eğer polise silah sıkıyorsa, polis de bu kadar şehit veriyorsa otomatik olarak buna karşı halk, silahlı kuvvetlerin bu kalkışmaya karşı halk çıkmayacaktır karşı. Yine silahlı kuvvetler kendi içinde karşı çıkacaktır. Tam bu noktada lütfen virgül koyun. Biliyorum geldiğiniz noktayı. Ben de tam bunu soracaktım ama bir hatırlayalım. Hayatını kaybedenlerin son yolculuklarına uğurlandıkları görüntüleri. Ardından kısa bir ara verelim. Dönüşte soracağım soru şu. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki küçük bir azınlık bu kalkışmaya, bu darbe girişimine çalıştı. Darbeye çalıştı. Karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük bir kitlesi vardı. Neden Türk Silahlı Kuvvetleri müdahale etmedi? Bu soruyu soracağım ama değerli izleyiciler, önce haberi izleyelim. Ardından da küçük bir ara rica ediyorum sizlerden. Gündem Özel'in ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayız değerli izleyiciler. Yurt Partisi Genel Başkanı, Eski İçişleri Bakanı Sayın Saadettin Tantan stüdyomuzda konuk. Tekrar hatırlatalım. Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Profesör Doktor İlter Turan, Doçent Doktor Barış Doster ve terör uzmanı Sayın Abdullah Ağar, program süresi içerisindeki uzun soluklu bir program hesaplıyoruz, düşünüyoruz. Çünkü konuşmamız gereken, kafalardaki gidermemiz gereken çok sayıda soru işaretinin olduğunu gelen mesajlarınızdan da anlıyoruz. Zaten kendi yaşadıklarımız da ortada. Bu anlamıyla uzun bir program yapmayı planlıyoruz. Sayın Tantan, ilk bölümde araya gitmeden evvel size şunu soracağımı söylemiştim, anons etmiştim. O soruyla tekrar başlayayım. Deniyor ki görüntü de o. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki küçük bir cuntanın yapmış olduğu bir darbe girişimi, bir terörist grubun da diyebilirim ben kendi adıma. Çünkü halkın üzerine ateş açan insan teröristtir. Peki bu küçük cuntaya, bu küçük darbeci gruba neden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin daha büyük kitlesi karşı koymadı? Soru bu. Yani halk çıktı ve halk karşı karşıya kaldı. Daha sonra halk, polis geldi. Halk çıkarıldı. Yani evet, anons edildi. Başka belki de çare kalmamış. Yok, şöyle. İlk önce yani hem İstanbul Emniyet Müdürlüğü hem de Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü tebrik etmek lazım. Emniyet müdürlerinden alt kademeye kadar büyük mücadele verdiler ve şehit de verdiler. Şehitler, Allah'tan rahmet diliyoruz. Yani çok büyük mücadele verdiler. Ayrıca sonradan bilahare 1. Ordu Komutanı da biliyorsunuz devreye girdi. 1. Ordu Komutanı devreye girdikten sonra otomatik olarak diğer komuta kademelerinde, yani şeylerde, kol ordularda falan da şeye katılmaya başladıklarını ifade ettiler. 1. Ordu Komutanı'nın şeyini ifade ettiler. Sonra Cumhurbaşkanı biliyorsunuz devreye girdi. O arada bir pazarlık var kesin. Bunun şeyi yok. Yani bu zamanda çıkacaktır ortaya. Yani bir süreç var. Çünkü ihtilali teşvik edenler ihtilali bir şekilde engellediler. Engellediler. Test ettiler yine. Balyozda test ettikleri gibi. Neyi test ediyorlar? Hem silahlı kuvvetleri, ama bu seferki test çok acı bir test. Çünkü kullandığınız bu kalkışma yapan, isyan hareketinde bulunan insanlar hem halka ateş ettiler, hem polise ateş ettiler, hem askere ateş ettiler. Karşı çıkanlar ateş ettiler. Ama çok tehlikeli bir şeyle Türkiye karşı karşıya kaldı. Siyasi iktidar kendisi için halkı şeye davet etti. Sokaklara davet, hala devam ediyor. Hem camilerden davet etti, hem de televizyon aracılığıyla devam etti. Hem de davet edenler kin ve nefret içerisinde davet anlayışına şey yaptı. Şimdi burada tehlike ne çıktı ortaya? Tartışılması gereken, gelecek açısından Türkiye'yi çok büyük risklerle karşı karşıya bırakacak olan bir takım yapılar devreye girdi. Sanki önceden hazırlanmış ve örgütsel bir yapı devreye girdi. Demek ki bu kalkışma hareketinin, bu cuntanın bu hareketi yapacağı daha önceden iktidar sahipleri tarafından bilinen bir vaka. Çünkü siz Marmaris'tesiniz ve Eskişehir'den kalkan uçu 2 F-16 ile İstanbul'a geliyorsunuz.
Yani bu kalkışma yapan bu junta bu kadar iyi çalışmış olmasına rağmen çalıştığına göre sizi her yerde şey yapabilir. Demek ki siz bir koruma altındasınız da yani onu da öyle bakmamız lazım. Yani siz bu junta böyle bir şeye kalkışıyorsa Genelkurmay Başkanı diğer kuvvet komutanları falan enterne edebiliyorsa demek ki uzun süreli bir çalışma. En yakınızdaki komutan yıllarca yanınızda o komutanlar da sizin karşınızdaysa onu da hissedemiyorsanız daha dün Anayasa Mahkemesi'ne atadığınız insanı tekrar içeri aldırıyorsanız. Ona ilişkin bir soru var size. Okuyacağım bir izleyicimizin. Ama daha öncesinde bir izleyicimizin biraz evvel anons etmiştim hani Başkent Üniversitesi'nin hastanelerindeki ilk durumu. Bir hastası bizim hastanemizde tedavi görmüş. Çok teşekkür ediyor. Biz teşekkür ederiz. Kurum olarak bizim kurumlarımız o gece görevini yaptı. Bunu niye söyledim? Şimdi çok sayıda şu yönde de soru var. O medyanın tutumu çok konuşuldu. Evet. Biz TürkSat tarafından o gece kesildik. Yani TürkSat'ın Halk TV bombalanmasından sonra kesildik. Gerçi ertesi gün uzun uzun yayınlar yaptık. Kanal B Haber Müdürü Metin Kaya'nın başında olduğu yayınlarla bizim hani tavrımızı merak edenler var anladığım kadarıyla. Ben hemen arada aldım bu notları. Tavrımızı merak edenlere bizim de kurucumuz olan müsaade edin onu okuyayım. Başkent Üniversitesi'nin kurucu rektörü Profesör Doktor Mehmet Haberal yönetim üst kurulu başkanı. Olay olur olmaz biraz evvel anlattım hem hastanelerde olağanüstü bir mücadeleye girişmişken diğer yandan da iki tane faks geçti. Sayın İsmail Karaman, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Sayın Meclis Başkanı, ülkemizin kuruluşunun temeli olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınarken demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizin geleceğine gölge düşürmeye çalışan darbe girişimini de protesto ediyorum. Saygılarımla Mehmet Haberal. İkinci faks. Sayın Binali Yıldırım Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı. Sayın Başbakan, demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizin yücelmesine ve yükselmesine engel olmaya çalışan, prestijini zedeleyen birçok masum vatandaşımızın hayatına kasteden, birçoğunun da yaralanmasına sebep olan darbe girişimini kınıyorum, protesto ediyor, size de başarılar diliyorum. Şimdi biz de kurucumuz Profesör Doktor Mehmet Haberal. İlk dakikadan itibaren şeyimizi öyle aldık zaten. Yani tavrımızı... Hoca da biliyorsun çok sıkıntı çekti Mehmet hocamız. Yani yıllarca hiç sebepsiz bir şekilde işte bu, hürriyet elinden gasp edildi. Balyoz Ergenekonsu. İşte yani. Hürriyet elinden gasp edildi. Ne için gasp edildiğini hala kimse bilmiyor. Biliyor mu? Ya suçum ne diye yıllarca sordu. Kimse cevap veremedi. Kitap yazdı ama yok öyle bir şey işte. Çile çekti. Aynı şey şimdi sahneleniyor olamaz mı? Yani şimdi de farklı şeyler var. Bir sürü hakim savcı içeri alınıyor. Fethullahçı olanlar var. Fethullahçı olanlar yurt dışına ellerini kollarını sallayarak gitti. Alın getirin onları sorgulayın. Niye sorgulayamıyorsunuz? Fethullahçı polisleri kim kullandı? Fethullahçı denen polisleri. O günün başbakanı ben savcısıyım diye kullanmadı mı? Kandırılmış olamaz mı? Öyle dedi çünkü. Nasıl kandırılabilir? Beni yanılttılar dedi. Bir dakika efendim o kadar cahilseniz, bilgisizseniz otomatik olarak çekilin ülke idaresinden. Ama para... ekonomik gücü ulaşmada, mali gücü ulaşmada, Türkiye'nin AKP ve yandaşlarını zengin etmede hiç cahil değilsiniz. Şimdi bu yapının Sayın Tantan, ilk dergisinin adını biliyorsunuz değil mi? Neyin? Bu yapının. Evet. Yani Fethullah terör örgütü olarak adlandırılan yapının. İlk dergisinin ismi Sızıntı. Evet biliyorum. Yani sızmayı iyi biliyorlar. Efendim. Şimdi Genelkurmay Başkanı'nın yaveri gözaltına alındı. Bak, hatta kaçıranın ne olduğu ortaya çıktı. Bak az önce söylüyorum. Bu yapıyı kurduran güç 170 ülkede bu yapıyı kullanarak, Türk kimliğini kullanarak, İslam'ı kullanarak oradaki insanlara eğitim verdiriyor. Adını koyalım. CIA mi diyorsunuz bir güç? Ya küresel güç nerede himaye ediliyor? Sadece o CIA değil ki. Burada İngiltere'yi ve İsrail'i de göz ardı edemezsin. Tamam CIA demişken merhabalar. Gündem için faydalanabileceğimiz en doğru isim şu an konuğunuz demiş. Teşekkür ederiz. Ben bu tecrübeli isimden sorumu cevabını büyük bir samimiyetle alacağımdan eminim demiş izleyicimiz. Ordu bünyesinde böyle bir yapılanma oluşurken planlar, projeler hatta sözde darbe sonrası atamalar havada uçuşurken dünyanın en iyi istihbarat ağlarına sahip bir kurumun başındaki kişinin girişimi bizimle birlikte öğrenmesini hangi mantığa sığdıralım demiş.
kimi söyleyeyim? Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı. Yani, tabii Milli İstihbarat Teşkilatı. Efendim, ben Genelkurmay da buna dahil olabilir. Ben yıllarca ne söylüyorum? Türkiye'nin yaygın alabilme ağları yok. Bu ağlar ne kadar Türk halkına ait? Yani Türkiye'nin haber alma ağları teşkilatı mahsustan baktığımız zaman milli bir kimliği var. Ama 60 itilerinde görüyoruz ki bu ağlar milli kimlikten uzaklaşmış, öyle değil mi? Kuruluşuna şuna falan baktığınız zaman milli kimlikli bir altyapı yapılması lazım. Yıllarca söylüyoruz. Ve Türkiye hep kaybetti bundan dolayı. Kaybetmeye devam etti. Yani siz bir istihbarat teşkilatı yetkilisine bir sarı zat gelecek. Ona o da inanmayacak. Ama onu Genelkurmay'a ve Başbakan'a gönderecek ve Ergenekon ve Balyoz'la herkes içeri alınacak. Bütün üst düzey komutanlar, şunlar bunlar. Bu ne demektir? Sizin göreviniz ne? Böyle bir zarfın içerisinde gelen bu yapıyı ortaya çıkarmak, sessiz bir şekilde bunu kim şey yapmışsa onları bir anda hukuk zemininde, adalet zemininde bunları yargılatırıp ortaya çıkarmanız. Değil mi? Donanma casusluk davasında da aynı müdahale yapmanız lazım. Bunu burada yoksunuz hiçbirisinde. Kimi takip ediyorsunuz? Tayyip Bey'e karşı olanları takip ediyorsunuz. Kimi takip ediyorsunuz? Ülkesi ve milleti için mücadele eden insanları takip ediyorsunuz. Şimdi soru o. Tayyip Bey'e karşı olanların da takip edilmediği ortaya çıkmadı mı? Yani soru o. Şimdi bu adamların darbe yapacaklarını Milli İstihbarat Teşkilatı niye tespit edemedi? Efendim, Milli İstihbarat Teşkilatı... ya da Genelkurmay. Genelkurmay, GES komutanlığı alındı elinden, biliyorsun, apar topar. Neden alındığı biliniyor. Genelkurmay'ın eli, ayağı, kulağı elinden alındı. GES komutanlığı da kuruluşunda yine belli güçler tarafından kurulmuştu. Yani o GES komutanlığı. Bugün yıllarca Türkiye'de, o zaman geriye plağı çektiğimizde, Süleymaniye'de niye Türk askerinin kafasına çuval geçirildi? Çünkü Türk askeri Amerikan, İngiliz, İsrail, Almanya, Avrupa Birliği politikalarının Türkiye'nin menfaatleri açısından Türkiye'yi uçuruma sürüklediği, Türkiye'yi parçalamaya götürdüğü ve Türkiye'yi bir taşeron gibi kullanma üzere olduğunu tespit ettiklerinden dolayı aktif savunmaya geçerek, artık bundan sonra aktif savunmaya geçelim ve biz bölgede hakim olabilmemiz için de arşiv çalışması yapmamız lazım. Yani biz 100 sene önce Osmanlı Devleti dağıtılırken neler kullanıldı? Şimdi 100 sene sonra yine Orta Doğu'ya dönmüş olan bu güçler, o zaman İngiltere Fransa'ydı, Almanya işte aynı şekilde Türkiye Osmanlı'yı kullanarak bu bölgeye hakim olmak istiyordu. Ama şimdi buraya kim geri dönüyor? Amerika ve Amerika'nın kuyruğuna yapışmış, ekonomisi çökmüş, İngiltere onun arkasına yapışmış ve İsrail de bölgede gücüne güç katmak için kendi güvenliği açısından da kendisine güven sağlayacak bir takım unsurlar, yapısal unsurlar oluşsun ve benim köleliğimle devam etsin diye kuruluşundan beri bu bölgede faaliyet içerisinde İsrail'de. Şimdi böyle bir yapıda kafanıza çuval geçiyor ve oradaki arşiv ve teknolojik altyapı kimi rahatsız ediyor? Amerika'yı ve NATO'yu. Ve ondan sonra Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri tasfiyeye gidiyor. Sadece Türk Silahlı Kuvvetleri mi tasfiye süreci yaşıyor? Teknoloji gelişsin diye TÜBİTAK'ta tasfiye süreci yaşıyor. TÜBİTAK'taki tasfiye süreci de öyle yaban atılı bir süreç değil. Orası da siyasallaşıyor. Yani bir ülkenin teknolojisinin gelişmesini kim istemiyor? Türk kimliğini kullanmak isteyen güçler. Yıllarca hava ve suya savunma sistemini bir türlü ihale edemedik. Yani yapabildik mi? Yapamadık. Yaptırtmıyor çünkü sana bunu. Niye? Bölgesinde güçlü bir Türkiye kimse istemiyor. O açıdan da şimdi iktidar ortağı olarak iktidara gelen yapıyla siz koalisyon yaptınız. Büyük zenginliğe ulaştınız. Hem senin hem de Fethullah Gülen aracılığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri içeri atıldı, itibarsızlaştırıldı, perişan edildi. Bir yapıyı perişan edildi. Sizin şeyinize, kozmik odanıza kadar girildi. Giren bu darbenin başı olarak, başlarından biri olarak adlandırılıyor. Kozmik odaya giren. Efendim, iktidar sokturmaz ki ya. Sen iki ülkeyi yöneten sensin. Sen ülkeyi yönetmiyor musun ya? Çık halka anlat ya. Yani sen ve yandaşların zenginleşirken, bütün bunda son derece hassasın da, telefonlara kadar düştüğü haliyle, kupon arazileri ayır,
derken bile o kadar hassasın, takip ediyorsun da niçin bunları takip edemiyorsun peki? Nerede senin peki bakanların, şunların, bunların? Yani şimdi yeni hükümet kurulurken başbakanından bakanlarına kadar, özel kaleminden korumasına kadar, odacısına kadar saraydan atıyorsun da bu konulardan niçin bu konuda faaliyet içerisinde değilsin? Varşova'daki NATO toplantısına nasıl sözler verildi de bir anda sessizliğe gömüldün, sonra bu olaylar ortaya çıktı. Bütün bunları ayrı düşünmemek lazım. Yani Musul'a karşı yapılacak Amerika'nın hareketinde peşmergeyle imzalanan, peşmergenin Amerika'nın bir silahlı altyapısı gibi maaşlarından şeyine kadar vereceğini garanti etmesi, onu dünya kamuoyuyla paylaşması ve Türkiye'nin Irak'tan dışlanması tesadüfi değil. Öyle değil mi? Yani Türkiye'nin dış politikasıyla bütün bu oluşumları ayrı düşünmemek lazım. Şimdi bir virgül koyalım. Telefon attığımızda değerli bir konuğum var. Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok. Biliyorsunuz bu yapının bir şeyine, kumpasına mağdur oldu, mağdur kaldı ama içeriden çıktığından beri çok inanılmaz bir mücadele veriyor. Direndi, pek çok konunun da aydınlanmasında, Türkiye'nin aydınlanmasında faydası oldu. Efendim Sayın Üçok, çok teşekkür ederiz öncelikle yayınımıza vereceğiniz katkılardan ötürü. İyi akşamlar efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. İşte 15 Temmuz akşamından sonra iyi olmaya çalışıyoruz ama maalesef Türkiye'de gördüğümüz bu vahşet, bu insanlık dışı olay pek iyi olmamızı engelliyor. Türk askerinin, Türk vatandaşının üzerine silah sıkması, meclisini bombalaması görüntülerini hem bizim görmemiz hem de bu görüntülerin dünyaya yansıması bir Türk vatandaşı olarak, bu ülkenin bir gazetecisi olarak beni çok üzdü doğrusu. Siz olay anından itibaren sosyal medyadaki duyurularınızla son derece önemli sorular sordunuz. Müsaade edin, evet, bu soruları ben size sorayım. Siz değerli Kanal B izleyicileri için yanıtlayın. Şimdi öncelikle şunu yapalım. Bir kere oradaki bu vahşeti yapan, kendi halkına bomba atan, kendi insanlarının, vatandaşlarının üzerine tank süren, kendi ülkesinin meclisine füze atan, kendi polislerinin eğitim aldığı, özel kuvvetlerinin eğitim aldığı yere bomba atan kişileri lütfen Türk askeri diye nitelendirmeyelim. Bunlar Fethullahçı terör örgütünün militanları. Önce burada bir bu usulü koyalım. Yoksa bizim diğer bütün bu saygın, bu yüzyıllardır bu ülkenin bekası için mücadele eden diğer arkadaşlarımıza haksızlık olur. Bunlar bir kere, hep daha önce de söylediğim gibi, Fethullahçı terör örgütünün üyelerine, bunlara hakim, savcı demeyelim, bunlara polis demeyelim, bunlara asker demeyelim. Bunların hepsi birer militandır ve kendilerinin bu ülkenin bekasına tehdit olan Pensilvanya'da belirli güçlerin kontrolünde olan kişinin emrinde olan militanlar olarak değerlendirelim. Sayın bu nedenle Üçok, bu konuyu konuyu bir açıklığa kavuşturduktan sonra diğer hususlara geçelim. Şimdi önce arkadaşlarım rejiden rica ediyorlar. Biraz telefonu ağzınıza yakın tutarsanız daha net Kanal B izleyicileri de duyacaklar. Şimdi bu tespiti çarpıcı bir biçimde ortaya koyduktan sonra siz, biz bu teröristleri nasıl oldu da fark etmedik, üzerlerine Türk üniformasını giydirdik, altlarına F-16'ları verdik, tankları emirlerine sunduk ve dün 15 Temmuz gecesindeki durumla karşılaştık. Şimdi şöyle, biliyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu yapılanmanın oluştuğuna ilişkin olarak bizler, yani bizler derken sadece beni, kendimi kastetmiyorum. Bizim bu süreç içerisinde, özellikle hatırlarsanız kumpas davaları süreci içerisinde, ben ve birçok arkadaşımız bu kumpas davalarının Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki terör örgütünün mensupları olmadan kurgulanamayacağını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde yapılanmış olan bu kişiler tarafından birçok gizlilik dereceli belgenin dışarıya çıkarıldığı ve bu senaryonun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısına uygun bir şekilde sunularak halkına ikna etmeye yönelik olduğunu hepimiz söyledik. Fakat hatırlarsanız işte Cumhurbaşkanı'nın
bu Fethullahçı terör örgütüne karşı başlatmış olduğu mücadele tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanırken Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ne yazık ki herhangi bir önlem alınmadı. Bu önlem alınmaması en tehlikeli, yani elinde silah olan bizim ülke olarak ülkemizi savunması için vermiş olduğumuz silahları kullanan kişilerin Fethullahçı terör örgütü mensuplarına bu silahlarımızı teslim ettik. Ve dün akşamki manzarayla ne yazık ki karşılaştık. Bu insanların daha önce yapılan ikazlar neticesinde eğer ki Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki etkinlikleri azaltılıp Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bunlar dışlansaydı, bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki etkinlikleri azaltılsaydı, bunlar ihraç edilseydi, eminim ki dün akşamki işte 15'inde yaşadığımız o çağ dışı görüntüler, bu ülkenin hem geçmişine hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tarihine yakışmayan bu görüntülerin hiçbirisiyle karşılaşmayacaktık. Evet. Ama ne yapalım, bu oldu. Şimdi bundan sonrasına bakalım. Şimdi diyorsunuz ki bundan sonrası için de yani yaklaşık 3000 civarında darbeci tespit edilmiş diyorsunuz. Evet. Şimdi hayır, bu tabii ki şöyle bir şey. 3000 civarında bu ülkede TSK'nın içerisinde 3000 civarında Fethullah terör örgütü mensubu var. Diğer başka yok falan gibi düşünmek yeni bir gaflet olur. Ben de onu soracağım. Yani şimdi bu oluşuma katılanları tespit edip gözaltına almakla Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki tasfiye tamamlanır mı? Eğer tamamlanmazsa ne yapmak gerekir? Nasıl ortaya çıkaracaksınız? Çıkarılması gerekir daha doğrusu. Şimdi şöyle, biliyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetleri son 10 yıl içerisinde özellikle askeri okullara girişlerde ve harp okulları olsun, astsubay okulları olsun, askeri liseler olsun, bu girişlerde Fethullahçı terör örgütü tüm diğer kamu kurum KPSS vesaire gibi sınavlarda olduğu gibi bu sorularını da çaldılar ve şöyle söyleyeyim size, savcılıklarda yürütülen soruşturmalar bağlamında konuşuyorum. 2008 yılı ile 2016 yılları arasında yaklaşık olarak harp okulu ve askeri okullara giriş oranı Fethullahçı terör örgütünün mensuplarının %80 oranında. Yani bunu ben böyle çok abartılı geliyor insanlar ama bu nasıl KPSS sınavlarında 2010 yılında yapılan soruşturma sonucunda 495 tane subay eşinin, astsubay eşinin, asker eşinin tam puana yakın bir puan alarak KPSS'yi kazandıysa bu sınavlarda da %80 civarında öğrenci soruları tam yaparak askeri okullara girdiler. Bunlarla ilgili soruşturmalar çok kısa zamanda inşallah sonuçlanacak. Bunu hepimiz göreceğiz. Bu ne demek? Bu şu demek, yani genç neslin, yani genç teğmen, üst teğmen veyahut da şu anda harp okulunda veya askeri okullarda olan öğrencilerin neredeyse %80'ine yakından Fethullahçı terör örgütü mensubu olarak bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde yer aldı. Yine devam edelim. Bundan önce ilk olarak bizim ilk olarak tespit ettiğimiz Fethullahçı terör örgütünün TSK'ya girişlerde sınav sorularını aldı. Sayın Yaşar Büyükanıt'ın Kuleli Asker Lisesi komutanı olduğu dönemlerde diye öyle bir soru alıp sınavlara girme var. Bu dönemde de yaklaşık 400 civarında öğrenci tama yakın Türkçe sorularını yapıyor. Ve yani şunu demeye getiriyorum. 84 yılında bizim ilk tespit edilen, yani yasal olarak ilk tespit edilen harp okullarına giriş çabası budur. Düşünün, 84 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her döneminde bu örgüt TSK'ya subay, astsubay sokma çabasına girmiş ve şu veya bu şekilde de başarılı oldu. Peki yani kaç bir tahmini bir rakam var mı ve de hangi rütbelerdeler? Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'ni komple boşaltamayacağımıza göre önümüzde bir Irak örneği var mesela. Yani nasıl bir çare bulacağız buna? Şimdi şöyle, tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'ni komple boşaltmamak ayrı bir konu. Ama önce bir olayları, somut gerçekleri ortaya koyalım. Ondan sonra buna nasıl bir çözüm üretebiliriz onu tartışalım. Yani durum bu. Özellikle de Balyoz, Ergenekon vesaire gibi davalarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst kademesini, komuta kademesi tamamen
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dışına itilmiştir. Yine İzmir ve İstanbul askeri casusluk davalarıyla orta tabakadaki yani teğmen, üsteğmen, yüzbaşı rütbesindeki yüzlerce hatta bine yakın, binden fazla genç subay bu davalar nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dışına itilmiştir. Şimdi son olarak da geçtiğimiz günlerde meclisten bir kanun geçti hatırlarsanız. 85, 86, 87 ve 88 devrelerinin topluca emekli edilmesine ilişkin bir yasa tasarısı meclisimizde kabul edildi. Bu şu demektir. Fethullah Gülen cemaatinin en az etkili olduğu son 4 devre Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli edilmektedir. Bu ne demektir? Bu Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki Fethullahçı sayısının oranını çok yukarılara çeken bir durumdur. Bu nedenle ben şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'na, meclise, milletvekillerine şunu öneriyorum. 1985, 86, 87, 88 devrelerine ilişkin olarak çıkarılan bu yasanın yürürlüğünün derhal durdurulması gerekir. Çok kritik çünkü, bir şey söylüyorsunuz efendim. Çok önemli. Çünkü bunu niye söylüyorum? Yani bizim güvenebileceğimiz, bize sigorta olabilecek 4 devre bunlar. Hatta önümüzdeki şurada bu şu anda tutuklanan birçok general, amiral vesaire var. Bunların boşluğunu doldurmak amacıyla bu 4 devreden mümkün olabileceği kadar çok sayıda general ve amiral yapılarak komuta kademesindeki boşluğun bu arkadaşlarımız tarafından doldurulması gerekir. Sayın Uçuk, yine, Balyoz davasında emekli edilmeye zorlanan ve emekli olmak zorunda kalan askerlerin yeniden isteyenlerin tabii bu kadrolara yeniden getirilmesi mümkün olamaz mı? Türkiye olağanüstü bir dönemden geçiyor sonuçta. Şimdi ikinci olarak onu söyleyeceğim. Ha, tabii bunu söylerken ben de şimdi bu tarafta olduğum için bunu söylediğimde yanlış değerlendirilebilir diye onu sona bırakayım dedim. Yani sanki kendimiz için bir şey istiyormuşuz, bir algısı oluşmasın diye bunu özellikle söylüyorum. Ama şu var, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst kademelerinin en parlak subayları, en parlak general ve amiralleri özellikle de Balyoz davasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dışına itilmiştir. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir komuta kademesinde bir zafiyet meydana gelecektir. Nereden gelecektir? Çünkü yaklaşık olarak şu andaki tutuklamalara göz önüne aldığımızda 80-100 bence daha da ileriye gidecek bir rakam olacaktır. Birçok general, amiral, albay, yani üst üstedeki, çünkü albaylar da bu ülkenin en operasyonel birliklerinin komutanlığını yapmaktadırlar. Bunlar bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bu soruşturmalar kapsamında uzaklaşacak, bir komuta boşluğu olacaktır. Bence bu konuda en tecrübeli ve bu ülkenin bekası için ta 90 yılında hatırlarsanız terörün sona erdirilen dönemdeki komutanların bu Balyoz, Ergenekon vesaire gibi davalar nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dışına itilen bu komutanların tekrar bir yasal düzenlemeyle şu anda devre arkadaşlarının rütbeleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kazandırılması bence Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bekası açısından, bu ülkenin bekası açısından çok önemlidir. Şu anlamda çok önemlidir. Çünkü bu insanların hepsi bu Fethullahçı terör örgütünün kumpaslarıyla staf dışı bırakılıp kendilerinin önüne açılmak amacıyla bu aşağılık suçlamalara maruz kalmış insanlardır. Bunlar bu ekiple en iyi mücadele edebilecek şu andaki personeldir. Bu nedenle ben meclise, Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a, bu ülkenin diyorum ki bu değerleri tekrar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kazandırın. Ve onlara hak ettikleri hem itibarı geri verin, hem bu ülkenin ordusunu tekrar eski bizim peygamber ocağı dediğimiz, bizim 1000 yıllık, 2000 yıllık tarihi olan Türk Silahlı Kuvvetleri haline getirin. Yine genç subaylarla ilgili de bir problemimiz var. Çünkü bu soruşturmada gördünüz, darbe sırasında birçok teğmen, üsteğmen bu opera şeylere, darbe girişimine katılmıştır. Bunlardan meydana gelecek boşlukları da yine İzmir casusluk davası kapsamında yaklaşık bine yakın bakın 1000 civarında subay, assubay, çocuk, genç çocuklar, teğmen, üsteğmen, assubay, çavuş, kıdemli çavuşlar
çeşitli iftiralarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ilişiği kesilmiştir. Bunların tekrar orduya bu Fethullahçı terör örgütü mensuplarının yerini kazandırılarak bu açığın da bir nebze giderilmesi sağlanmalıdır. Aynı zamanda da bu çocuklara yapılan haksızlıklar da bu şekilde giderilmiş olur. Evet. Şimdi efendim Sayın Eski İçişleri Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Sayın Tantan'a dönmeden önce son bir sorum var size. Sosyal medyada çarpıcı yorumlarınız vardı. Üç tanesini seçtim. Arka arkaya okuyup sizden bir cevap rica edeceğim. Birincisi, diyorsunuz ki o gece 15 Temmuz gecesi Ankara'da 1. Kolordu, 3. Tümen, 6. Tugay'da yaklaşık... Bir tane bak şöyle diyorum. Bir Kolordu, 3 Tümen, 6 Tugay'da yaklaşık 20 bin asker varken Genelkurmay Başkanlığı'nı işgal eden darbecilere niçin tek bir asker müdahale etmemiştir? FETÖ'nün 2 militanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalarken Bandırma, Balıkesir, Merzifon, Diyarbakır'daki yaklaşık 120 F-16 uçağından hiçbirisi niçin müdahale etmemiştir? 40-50 asker Boğaziçi Köprüsü geçişini kapattığında 2 kilometre uzaklıkta ve emrinde 20 bin asker olan 1. Ordu Komutanı niçin darbecilere müdahale etmemiştir? Evet, bunları tabii ki öncelikle bu 1. Ordu Komutanımıza ve yaklaşık olarak bir 120 uçağı kumanda eden üst komutanlarına ve yine Ankara'da bulunan Kolordu, Tümen ve Tugay komutanlarına sormak lazım. Ama ben cevabını söyleyeyim size. Bu darbeye zımmi destektir. Hiç bunun bir tartışması yok. Buradaki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin unsurlarının bu darbecilere müdahale etmemesi, Millet Meclisi'ni defalarca, saatlerce bombalarken tek bir uçağın bile kalkıp bunlara müdahale etmemesi bu darbeye zımmi diyorum, nezaketen zımmi diyorum aslında, aleni bir destektir. Yani bu burada sorgulamamız gereken en önemli konu budur. Herkes diyor ya, bu darbe çok amatörceydi, şöyleydi, böyleydi. Bu darbe çok profesyonelceydi. Neyi sağladı bunlar? Kendi yaptıkları darbeye Türk Silahlı Kuvvetleri gibi dünyanın sayılı güçlü ordularından bir tanesinin tırnağını oynatmamasını sağladılar. Müdahale etmemesini sağladılar. Bundan daha profesyonelce bir şey olabilir mi? Yani buradaki bence bütün Türkiye Cumhuriyeti, sanki bize cevap vermezlerken ben şahsıma gibi algılanıyor. Tabii ki bunu Türk halkı için söylüyorum. Buradaki komuta kademesinin bu üç tane soruya halkımıza bunların cevabını vermesi, niçin bunu yapmadığını, demeli ki o sırada işte ben hastaydım, atıyorum, ben işte bilmem neydim, şuydu bu, neyse yani bize anlatmalı bunu. Yine devam edelim, sadece orayı sorular. Şimdi darbe planlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin operasyonel bütün tugayları bu darbeye katılıyor. Bütün, bakın, ordu ve kol ordu seviyesindeki büyük birliklerimizin kurmay başkanları, harekat başkanları buna katılıyor ve darbe başlıyor. Ama ne Genelkurmay Başkanı'nın, ne MİT Müsteşarı'nın, ne Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, hiçbir istihbarat birimimizin haberi olmuyor. Yani bundan daha profesyonelce bir darbe olabilir mi? Şimdi bunlardan haberi yoksa bu ekibin, bence bunların görevlerinde bir problem var, bir zafiyet var. Bunları sorgulayalım. Bunlarda eğer bir problemleri veyahut da bir yanlışları, bir eksikleri varsa da bunun karşılığını da verelim. Öyle televizyonlara çıkıp biz devletimizin yanındayız, biz işte hükümetimizle beraberiz demek onları kurtarmaz. Çıkacaksın, bize nedir? Türk Silahlı Kuvvetleri'nde komutan ölebilir, komutan yaralanabilir, 2 numara yaralanır. Eğer 2 numara yaralandıysa yerine 3 numara geçer. 3 numara yaralandıysa yerine 4 numara, 4. kıdemli geçer. Öyle ben işte ordumuzun emrindeyim diyerek böyle kendini bundan kurtarmazsın. Böyle bir yola giriyorsan senin komutanlığında bir sorun var. Niçin müdahale etmiyorsun? Niçin bir tane uçağı kaldırmıyorsun? Niçin efendime söyleyeyim senin Türkiye Cumhuriyeti Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kalbi olan Genelkurmay Başkanlığı işgal edilmiş de kılını kıpırdatmıyorsun? Böyle bir şey olamaz yani. Bunları bizim halkımıza bu ekibin açıklaması lazım. Evet. Sayın Uçok, çok teşekkür ederiz. Önemli katkılar sundunuz. Yani bir de
şunu ben sosyal medyada görüyorum. Yok efendim işte bu çok amatörceydi, böyle darbe mi olur? İşte efendim televizyonu, TRT televizyon kanallarını bile işte ele geçirmediler. 50 tane asker koydular. Şu oldu, bu oldu. Şimdi Türkiye'de yaklaşık 1000'e yakın kanal ve radyo kanalı var. Hangisini ele geçirirseniz diğerinden yayın yaparsın. Onun yerine çok daha mantıklı bir şey yaptılar. Bizim TürkSat uydumuzun merkezini bombaladılar. İkincisi, efendim 50 tane asker koymuşlar. Niye buraya 500'e? İşte 50 tane asker orada 12 saat durdu. Kimse müdahale etmedi. Yani bu çok profesyonelceydi. Bakın bunu sakın ola böyle işte çok amatör bir darbeydi, böyleydi falan diyerek düşersek yeni bir gaflete düşeriz. Daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor sürekli olarak? Sakın meydanları boş bırakmayın, yeni bir kalkışma olabilir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde daha binlerce Fethullahçı terör örgütü mensubu var ve bunlardan bir yeni bir kalkışma beklediği için sürekli halkı meydanları boş bırakmamasını istiyor. Evet. O yüzden lütfen bu yapılan şeyi böyle yok efendim bu darbe mi, böyle darbe mi olur falan gibi bir gaflete düşerek yeni yapılacak darbenin ayak seslerini veyahut da yeni yapılacak darbeye karşı alacağımız önlemlerden uzaklaşmayalım. Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Uçok. Peki. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Sayın Tanatan, şimdi buradan alarak tabii çok korkunç bir tablo çizdi Sayın Uçok. Yani ordunun içindeki Fethullahçı çok yakından ilgilendiği için çok net bilenlerden biri. Ama şimdi orada aklıma da şu geldi. Tamam, halk sokaklarda ve meydanlarda olmalı tabii. Bu darbeye karşı ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmalıyız. Ya darbe girişimcilerini. Ama şimdi ordunun içindeki Fethullahçılar temizleninceye kadar vatandaşlar meydanlarda mı olacaklar? Vatandaşın meydanda olması son derece tehlikeli. Doğru bir yaklaşım değil. Yani siz ülkeyi yönetiyorsanız, ülke hukuk zemininde yönetiliyorsa ona göre hareket edeceksiniz. Bugün baktığınız zaman ordunun tamamını Fethullahçı gibi gösteremezsiniz. Yani Fethullahçı yapılanma ne zaman hız kazandı? 2006 yılına kadar Ulusal Güvenlik Siyaset Statüsü belgesinde iltica bir tehditti, değil mi? İltica tehditten dolayı bu tehdit algılamasını yıllarca iktidarlar kime verdiler? Milli Güvenlik Kurulu'nda askere havale ettiler. İltica ile mücadele tehdidi askerin görevi mi? Polisin mi, MİT'in görevi mi? Yani iltica varsa tehdit görevi askerin görevi değil ki. Değil mi? Terörle mücadele askerin mi görevi? Değil. Polis, kolluk güçlerinin ve MİT'in görevi. Askerin en son görevi. Ama bütün iktidarlar kime havale ettiler bunu? Hep askere havale ettiler. Ve bütün arşivler Milli Güvenlik Kurulu'nda askerin şeyinde tutuldu. Yanlışlıkla baştan beri başlıyor. Şimdi iltica tehdittir, terör tehdittir diye asker siyasetin içerisine girmiş oldu. Siyasetin içerisinde olan asker silahlı kuvvetlerin gelişmesinde katkı sağlayacağını alttan koptu giderek. Koptuğu için de içeri bir takım yuvalar girdi. Yani neydi? Anadolu çocuğu, babası eve giremiyor, dedesi giremiyor. Niye? Bir çuval sakalı var, başında takkesi var. Annesi başörtülü, babaannesi başörtülü diye. Böyle ipe sapa gelmez şeylerle halkta asker arasında bir uçurum sağlandı. Yani askere baktığınız zaman bugün Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'nin en iyi eğitimiyle kendi öğrencisini yetiştiren. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki eğitim hiçbir okulda yok. Çok nitelikli bir eğitim var. Çok üst seviyede bir eğitim var. Şimdi böyle bir eğitimde eğitilen insanlar ve son derece bunlar yurt dışında eğitime gittiklerinde her biri birkaç lisan biliyor. İlave bir okul daha bitiriyorlar. Bu kadar eğitimli insanlar bu kadar aptal olamazlar. Bu kadar önünü göremeyecek kadar şey olamazlar. Bu insanların büyük bir bölümünün bir Fethullah Gülen'e de tabi olacakları o kadar da şey olamaz. Fethullahçı yapılanma yok mu? Var. Ama bunları kim aldı şeye, okullara? İşte söyledi. 2006'ya kadar, 2006'da terör ticari mücadele kalkınca otomatik olarak yaş toplantıları da bunlar şeyden kalktı. 2003'ten beri de. Şerh konuyor. Galiba. Şerh kondu değil mi? Şerh kondu. Hep korundu, kollandı falan filan. Sonra 2007'den itibaren de Fethullahçı
denen yapıyla onun kullandığı gerek askerin içerisinde gerek polisin ve diğer kurumlar içerisindeki yapıyla MİT'in içerisindeki yapıyla tasfiye edildi bir takım kurumlar. İnsanlar içeri alındı. Üniversite öğrencilerin yani hiç birbirini tanımayan insanlar aynı çuvalın içine kondu. Hep bu, o zamanlar biz bunları isyan ettik. Bunlar son derece yanlış falan diye. Şimdi de aynı yanlış yapılmasın diye ısrarımız var. Hukuk zemininde, düz zeminde kalın. Adalet zemininde, hukuk zemininde kalacaksınız. Bir insanları suçlarken hepsini Fethullahçı diye suçlarsanız bugün hakim ve savcıları tek hepsini görevden alıyorsunuz. Ya işte hepimizin tanıdığı hakim ve savcılar var. Kimi solcu, kimi şey, hiç şeyle falan ilgisi yok. Nasıl Fethullahçı oluyor anlamış değiliz. Yani son derece milliyetçi bilinen subaylar var. Nasıl Fethullahçı oluyor anlamış değiliz. Bir de uzun yıllar yurt dışından, yani bir yapıları iyi bilmek lazım. Yurt dışından özellikle Fethullahçı yapılanma uluslararası alanda ne zamandan itibaren başladı okullaşma? 88'li yıllardan itibaren başladı okullaşma. Peki komünist rejim çöktükten sonra o ülkelerdeki insanların eğitilmesi bakımından polis, asker ve diğer hukukçu şu bu yani diğer kurumlarda çalışan insan nereye geldiler bunlar? Çoğu. Büyük bir bölümü Türkiye'ye geldi. Bu eğitimlerde kimler vardı? Bunları iyi okumak gerekiyor. Ya bu yapıları iyi okumak gerekiyor. Yani siz Fethullahçı olarak damgaladığınız polisler, o zamanki emniyet imamı şu anda kimin yanında? Tayyip Bey'in yanında. Olarak gözüküyorsa acaba buna ne anlam çıkarmak lazım? Yani emniyet nezdinde, emniyet imamı olarak bilinen bir kişi eğer Tayyip Bey'in kontrolüne girmişse ve o elemanlar da o zaman Tayyip Bey tarafından kullanılmışsa her türlü hukuksuzluğu icra etmişlerse ve o kullanılan görevliler bize o gün başbakan emretti şunun tutuklansın diye bunu televizyonda söylemişse burada bir şey var demek ki. Bunları iyi o şey yapmak gerekiyor. Bugün de bu silahlı kalkışmayı, isyanı hiçbirimiz tasvip etmiyoruz. Bunlar kendi halkına, ülkesine karşı silah çekecek bu insanlar gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temsil etmiyor diye görmemiz lazım. Bunu tasvip etmiyoruz. Ama bunu tasvip etmezken bu efendim kazanan Türk halkı oldu, demokrasi kazandı, şu kazandı böyle bir şey yok. Sokaktaki sahneye de baktığımızda demokrasinin kazanmadığı çok daha farklı bir tehlikeyle Türkiye'nin karşı karşıya bırakıldığı. Yani nasıl 2000'li yıllarda ihtilal yapmak isteyenlerin ihtilali engelleyen güç aynı insanları yine sahaya sürdü ve engelledi. Yani birinci ordu komutanı eğer şeye çıkmasa Ankara ve İstanbul Emniyeti hayatları pahasına şehit olarak bu mücadelenin bir kalkanı gibi durmazsa bu ihtilal gerçekleşmişti. Bir vaka. Ama ihtilal yapan insanlar projeli bir çalışmanın ürünü. Öyle hemen bir anda kalkışan falan bir yapı değil. Tamamen bir projeli çalışma belli. Fakat kullanılan... Yani diyorsunuz ki bunlara darbe yaptırmaya iten güç engelledi. Üst akıl. Hem darbeyi yaptırdı. Yaptırmak için sokağı sürdü. Sürdü. Sonra da bunu engelledi. Engellediği gerçi vaka. Çünkü iki tane tanker uçak şeyden kalkıyor. İncirlik'ten kalkıyor değil mi? Türkiye'deki bütün uçaklar NATO'nun kontrolünde değil miyiz biz? NATO istihbaratı, NATO'nun kullandığı radar üsleri falan bizim her türlü hareketimizi fiilete şey yapmıyor mu? Biz değil miyiz NATO'yu başbakan 2006 yılında Kuzey Irak'a davet eden NATO gelsin Kuzey Irak'ta orayı şey altına alsın diye. Biz değil miyiz aynı NATO'yu şeye çağıran, Ege'ye çağıran, IŞİD'e karşı yani şey göçe karşı bunlar hizmet versin diye. Biz değil miyiz güney sınırlarımızın korunmasını NATO'ya seslenmeden? Ama aynı biz yani güvenlik teşkilatında çalışan siyasetin bu konuda ilgili olanların NATO'nun imkan ve kabiliyetlerinin Türk gücünü kullanarak Türkiye aleyhine çalıştığı gerçeğini bilenler yine biz değil miyiz? Yani komuta kademesi ve diğerleri. Bunlar bu konuda
emekli olduktan sonra bu konuda hep raporlar, söylemlerde bulunmadılar mı? Hep bulundular değil mi? Evet. Bulundular. Çoğunlukla. Bulundular. Şimdi 2000'li yıllara dönelim. Şehit ailesinin çocuklarının bütün üniversitelere, bütün okullara imtihansız ve şeysiz girmesi için yasa çıkartan ben olarak o gün bu yasanın Bakanlar Kurulu'ndan geçmesini engelleyen o günkü silahlı kuvvetler mensubu ve o günkü siyasi parti ismini açıklamak istemiyorum. Çünkü Türk halkı hayal kırıklığı yaşamasın diye. Peki bunlar yaşanan birer gerçek vaka. Vatan evlatları şehit oluyor. Şehit ailesinin çocukları istediği okullara istediği şekilde girsin. Çünkü psikolojik olarak çocuklar babaları şehit olduğu için büyük mağduriyet içerisinde. Tüm dünyada böyle zaten. Ama sen bunu engelliyorsun. Kim engelliyor? Asker engelliyor. Kim engelliyor? Askerin kontrol ettiği bir siyasi parti engelliyor. Efendim bunlar Türkiye'de yaşanan birer vaka. Ben buradan şuna gelmek istiyorum. Türkiye'de kurumlardaki, siyasetteki, bürokrasideki, televizyon ve gazetelerdeki ve iş çevrelerindeki çoğu insanlar iç ve dış odaklar tarafından devşirilmiş ve onlar zamanı gelince hizmete sunuluyor. Herkes hizmetini, görevini yapıyor. Bugün Türkiye'de millet ve devlet olma vasfını kim çökertti? Ben mi çökerttim? Yani siz dün Türkçe ezan okunamaz diye karşı çıkıyorsunuz değil mi? Siz değil misiniz ki Kürtçe ezan, Kürtçe sela, Kürtçe vaiz, Kürtçe mevlüt bile okutuyorsunuz ve ayrıştırmayı başlatan siz değil misiniz? Şimdi çıkıyorsunuz camilerde sabahlara kadar sela okutuyorsunuz, ezan okutuyorsunuz. Evet bir sefer yaptınız halkı şey yapmak için. Moral motivasyon mu? Moral motivasyon ama sürekli bunu yapmanın bir anlamı yok ki. Türkiye'de bu ayrıştırma niye yapmaya çalışıyorsunuz? İktidara geldiğiniz günden bugüne kadar ki kurduğunuz vakıf, dernek, sivil toplum örgütleri, hatta medyada ki kurmuş olduğunuz örgütsel yapıyla kim nerede çıkacak, ne konuşacak, kim hangi televizyona çıkacak, bunları konuşacak, besleme aktörler, erileşmiş aydınları, o konudaki vermiş olduğunuz, bütün bu yapılara vermiş olduğunuz maddi desteği, hepsini bilmiyor muyuz zannediyorsun? Kamu güvenliği müsteşarlığınız ne yapıyor? Niçin Türkiye'nin ihtiyacı olan yaygın haber alabilme ağlarını hukuk zemininde inşa etmiyorsunuz? Niçin kurumları güçlendirmiyorsunuz? Niçin kendinizi koruyup koruyacak hepsi yasalar çıkartıyorsunuz? Efendim bunlar Türkiye'nin geleceğini tehdit eden bir takım çalışmalar. Dün parlamento toplandı. Dört siyasi parti demokrasiye karşı bir birliktelik. Ya gülüp geçmek lazım. Siz değil misiniz kardeşim? Dört siyasi parti. Türkiye çökerken bir araya gelip PKK terör örgütünün mal varlıklarına el koyun. PKK'nın silahlarına şeyine falan el koyun derken bir iki cılız ses çıkıyor fakat takip etmiyorsunuz. Öyle değil mi? Niçin PKK'nın mal varlıklarına el koyacak bir çalışma içerisinde değilsiniz? Neden Türkiye'nin kara parayla mücadele terörün finansmanında yasa çıkartırken ağlaştınız? O yasanın çıkmasını için engellemeye çalıştınız? Şimdi çıkıyorsunuz, demokrasiye darbe vurulmuştur. Meclis bulmamalıdır. Ya bu meclis halka ait bir meclis mi? Türkiye çökerken meclisi gasp eden Cumhurbaşkanı'na karşı ses çıkarabildiniz mi? Yani siz 1 Haziran 7 Haziran halkın size vermiş olduğu oya sahip çıkabildiniz mi? Halka geri dönebildiniz mi? Çıkamadınız. Ve bir kişi Cumhurbaşkanı teslim aldı meclisi ya. Ülkeyi halkı teslim aldı. Şimdi bu meclis kalkmış demokrasiden şeyden bahsediyor. Bu meclis de Türk halkına ne kadar ait bunu da sorgulamamız gerekiyor. Ama bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani orada içinde kim olursa olsun. Bombalanan Türk halkı. Bombalanan Türk halkının içerisine bomba bırakıldı. Çok büyük tehlike bırakıldı. Bunu iyi görmek lazım. Silahlı kuvvetlerde bir kalkışma varsa karşı çıkacak olan Türk Silahlı Kuvvetleri halk değil. Ama deniyor ki halk olmasa engellenemezdi. Ama siz diyorsunuz ki bunu yaptıran güçler engellediler. Yani millet değil, bunu yaptıran güçler bunu engelledi. Ya 1. Ordu Komutanı dönüş yapmasa nasıl halk engelleyecek? Halkı siz hedef seçtiğinizde çoğu öldü biliyorsunuz. Evet, maalesef. Öldürüldü değil mi? Evet.
Ne yapıldı peki en büyük tehlike? Metehan ordusunun askerleri aşağılattırıldı. Ya Türk milletinin geleneğinde teslim alınan insanlar sanki şeymiş gibi itibarlaştırır bakılır. Yani şey olarak bakılır. Öyle aşağılanmaz, öyle dövülmez, öyle çiğnenmez. Öyle palaskalarla falan dövülmez. Erler, erbaşlar. Erler, emir komuta zincirindeki evlatlar, 20-25 yaşındaki çocuklar. Bunlar bizim evlatlarımız ya. Onların hiçbir şeyden haberi yok. Yabancı düşman askeri bile olsa Türk silahlı kuvvetleri böyle bir harekette bulunmadı. Kim bunlar Sayın Tantan? Boğaz kesen palaskayla. Efendim, özel güvenlik teşkilatını Sadat diye gündeme gelen özel güvenlik teşkilatı. Özel birileri mi bunlar? Bunlar özel eğitilen insanlar. Bunlar ne kadar yerli, ne kadar şey belli değil. Osmanlı Ocakları falan gündeme geldi. Yani bunlar hepsi geldi. Bunların nasıl eğitildikleri, özellikle Suriyelilerin ve diğer unsurlar nasıl eğitildikleri hepsi biliniyor. Yani bugün Suriye'nin parçalanma süreci, Libya'nın parçalanma süreci, bütün bunlara baktığınız zaman neyi görüyorsunuz? Size bir örnek vereyim. Libya'dan başlayalım. Mesela vaktimiz varsa. Libya'nın parçalanmasında en büyük Sarkozy'ye desteği veren kimdi? Yani bugün şeyin parçalanmasında, Libya'nın Sarkozy'nin oraya saldırmasında en büyük desteği veren Bernard Henry Levy diye meşhur bir filozof. Çok büyük maddi servisi var. Sarkozy'nin kafasına gire gire maddi destek vererek onu hep desteklemiş. Ve Sarkozy biliyorsun şeye saldırdı. Libya'ya saldırdı. Ve Türkiye'de sanki karşı çıkıyormuş gibi o da ona destek verdi, öyle değil mi? Aynı Bernard Levy ne yaptı daha yakın zamanda? Peşmerge ile ilgili film yaptı. Peşmerge öyle bir ejderha yaptı ki, kahraman yaptı ki ve sinemalarda oynuyor. Ne diyor aynı Bernard Levy? 100 sene önce biz söz vermiştik Sykes-Picot anlaşmasıyla. Şimdi artık 100 sene sonra bunlar orada özgürlüklerini ve bağımsız devletlerini kurmak mecburi, kurmaları gerekir diyor. Ya bu Bernard Henry Levy bunu kendiliğinden mi yapıyor zannediyorsunuz? Peki bu... Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Suriye'de de aynı tuzağa düştü Türkiye. Yani Suriye'de oraya savaşa gönderilen eğittirdiğiniz oradaki Antep'teki, Kilis'teki, değişik şehirlerdeki ajans adı altındaki bir takım örgütsel yapılar yabancı servislerin kullanımında değil miydi? Onlar sürekli fotoğraflamadı mı sizleri? İki Cenevre toplantısında da kavga neden çıkmıştı? Suriye yönetiminde benim sözüm daha geçerli olsun diye benim elemanım Cenevre toplantısına daha fazla olsun diye kavgalar çıktı. Şimdi siz birdenbire İsrail politikasını, Suriye politikasını, Rusya politikasını bir anda değiştirirken tabanlarınızda bir öfke seli başladı. Mavi Marmara olayından dolayı orada Fatih Camii'nde gıyabi namazı kıldırtıyorsunuz. İnsanlara adete teslim gönderip hepsi teker teker öldürülüyor. Ve Türk askeri itibarsızlaştırıyor. Hem uluslararası sularda. Ve tutuyorsunuz Gazze'ye yardım getirme anlamında İsrail'in şeyine düşüyorsunuz. Tamamen bir itibarsız bir ülke konumuna Türkiye'ye getiriyorsunuz. Bütün bunlarda tabanınızda büyük bir rahatsızlık var. Bu rahatsızlığı da şimdi bu meydanda kullanıyorsunuz. Tabanınızı daha sıkılaştırmak, daha şey yapmak için. Ama bunu kullanırken de yıllarca vakıf, dernek, sivil toplum örgütü, yine bu Osmanlı Ocakları gibi diğer ocaklar ve TÜRGEV diye diğer vakıflar isimleri vermek istemiyorum. Çünkü o vakıflar, geçmişte kurulan vakıflar da hepsi ticari şekilde büyüdükleri için ve Adalet ve Kalkınma Partisi maddi güç bakımından da çok zenginleştiği için hepsi bir halka şeklinde birbirine sarılmış vaziyetinde. Herkes birbirini kuruyor. Yani sokağa inenler Türk halkı mı zannediyorsunuz? Aman bu iktidarda bir şey olmasın diye sokağa iniyorlar. Çünkü bir zincir koptuğu zaman hepsi bir anda halkın önüne girecek. Halk hepsini yargılayacak. Halkın yargılanmasından kurtulamayacak. Tabii bütün bunlara baktığımızda burada muhalefet partisini de bunlardan da ayrı görmeyin. Muhalefet partisi de bir kurgunun devamı. Yani iktidar ülkeleri kullanmak isteyen küresel güçler ilk önce muhalefeti dizayn ederler.
Ondan sonra iktidarı dizayn edip iktidara taşırlar. Bu taşımada da oradaki iş adamlarının, televizyon ve gazetelerin, bürokrasinin hepsinin büyük katkısı vardır. Onun için Fethullah Gülen yapılanması tesadüfi bir yapılanma değildir. Milli Görüş Hareketi tesadüfi bir yapılanma değildir. Milliyetçilik Hareketi tesadüfi bir yapılanma değildir. Türkiye'deki örgütsel yapılar, yani solcu ve Kürtçü hareketler ta 1940'lı yıllara dayanır. 1940'lı yıllardan itibaren gele sol hareketlerin içerisinde hayat bulmuştur. Ve dikkat ederseniz sol partiler PKK'nın birer şeyi şemsiyesi altına girmiştir. Öyle değil mi? Bunları kullanan güçler bellidir. Ve şimdi hepsi şikayet ediyor. Ya kardeşim, şikayet etmene gerek yok. Elinde güç var. Sen bu gücü niye Türkiye'nin lehine kullanmıyorsun? Sen bu gücü Türkiye'nin lehine kullansan ne PKK, ne IŞİD, ne bu kalkışma hareketleri olamaz. Hiçbirisi olamaz. Yani sen kullanamazsın. Niye? Sen çünkü Amerika'ya teslim olarak geldin ve kirliliğinden dolayı, kimliksizliğinden dolayı esir vaziyettesin. Türk siyaseti tutsak olduğu için kımıldayamıyor. Şimdi, yoksa mecliste namuslu insanlar var, kımıldayamıyorlar. Şey yapamıyorlar. Kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Ama aranın ardından devam edeceğiz. Yayın uzun. Telefon bağlantılarımız da olacak değerli izleyiciler. Kısa bir aranın ardından yayına devam edeceğiz. Sayın Tantan'la son bölümde yayınımız devam ediyor değerli izleyiciler. Tabii çok değerli konuklarımız da olacak. Onu da hatırlatalım, program süresi içerisinde telefon bağlantılarıyla katkılarını rica edeceğiz. Önemli sorularımız var. Sizlerden de çok sayıda soru geliyor, görüşleriniz geliyor. Program akışı içerisinde bunları da size açıklamaya, yanıt vermeye çalışacağız. Bir haberle devam edelim Sayın Tantan, hem de bize yol göstersin müsaadenizle. Darbe girişimi sonrası bu yüksek rütbelerle ilgili, yüksek rütbelerin yanı sıra farklı rütbelerdeki askerlere ve emniyet mensuplarına yönelik gözaltı süreci devam etti. Gözaltına alınan generaller arasında dün tutuklananlar da oldu. Bir kısa hatırlatma yapalım. Kimler gözaltına alındı, kimler tutuklandı bu kalkışmaya, bu darbe girişimine, kimler yeltendi, ardından konuşmaya devam edelim. Köpekler hesap verecek! Gözaltı. En yüksek rütbeli asker 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Hududi ve eski Hava Kuvvetleri Komutanı Yüksek Askeri Şura Üyesi Orgeneral Akın Öztürk. 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Avni Angun hakkında da işlem başlatıldı. 7. Anajet Üst Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık gözaltına alınanlar arasında bulunuyor. Malatya'daki darbe girişimiyle ilgili olarak yapılan operasyonda gözaltına alınan 39 asker de Kayseri Terörle Mücadele Ekipleri tarafından Kayseri'ye götürüldü. Askerlere Kışla'ya dönme çağrısı yapan 3. Kolordu Komutanı Orgeneral Erdal Öztürk'ün de gözaltında olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele kendisinin ayrılmasından sonra yapılan saldırıya katıldığı belirtilen 8 subay ve az subay da gözaltına alındı. Öte yandan soruşturma kapsamındaki ilk tutuklamalar gerçekleşti. Çakır Söğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan, Isparta Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz, 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdülkerim Ünlü, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tümgeneral Metin Akkaya, Kastamonu Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Faruk Bal, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Kurmay Albay İrfan Kızılarslan ve Artvin İl Jandarma Komutanı Albay Uğurcan Gençay tutuklandı. Denizli'de darbe girişimi kapsamında adliyeye sevk edilen 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'la birlikte 52 rütbeli asker hakkında da tutuklama kararı verildi. Darbe girişimi nedeniyle Adana'da gözaltına alınanlardan aralarında İncirlik Üssü'nün Türk Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın da bulunduğu 11 askerle bir emniyet müdürü de tutuklananlar arasında yer aldı. Değerli izleyiciler, telefon attığımızda değerli bir konuğumuz var. Emekli Tümgeneral Sayın Ahmet Yavuz. Sayın Yavuz, teşekkür ederiz yayınımıza yapacağınız katkıdan ötürü.
Teşekkür ediyorum. Şimdi iki şey, daha doğrusu iki sosyal medyadaki mesajınızı ve daha sonra televizyonlarda medyadaki değerlendirmenizi de takip edebildiğimiz kadar ettik. İki mesajınızdan bir soru. Diyorsunuz ki öncelikle bu bir darbe girişimiydi, kimse senaryo yazmamalı. Başarılı olması mümkün olmayan bir kalkışma, yarına bir şey kalmaz, sakin olun. Bu ikisini harmanlayarak bize bir özetler misiniz? O gece neler yaşandı? O gece tabii öncelikle Beylerbeyi'nin orada askerlerin, polislerin silahlarını aldığı haberi geldi. Arkasından köprünün işgali edildiği, bir tek taraflı trafiğe kapandığı haberi geldi. Ve çeşitli basına yansıyan şeyleri izledim. Bunları izledikten sonra bunun bir Fethullahçı darbe girişimi olduğunu gördüm. Anladım yani. Acaba dedim daha geniş başka bir şey olabilir mi diye kendi kendime sordum. Daha sonra 1. Ordu Komutanı'nın açıklamaları geldi. Bu silahlı kuvvetlerin katıldığı bir darbe girişimi değildir diye. Onun üzerine ben konuyu kavradım ve saat herhalde 1'i geçiyordu. İlk mesajı yazdım, ilk tweet'i. Dedim ki bu Fethullahçı bir girişimdir. Sonuçlanması da olumlu sonuçlanması, nihayete ermesi mümkün değildir. İnsanlar sakin olsun dedim. Sadece bu. Evet. Peki neden öyle düşündünüz? Neden olumlu, iyi ki öyle oldu da tabii olumlu sonuçlanması mümkün değildir diye düşündünüz? Yani şimdi... Bunu şunun için soruyorum. Daha da açayım, netleştireyim. Yani eğmeden, bükmeden sorayım. Kimi kesimler tarafından bunun çok başarısız, plansız, programsız, adeta bir kamikaze hareketi olduğu söyleniyor. Kimi kesim tarafından da oldukça incelenip sık dokunmuş, planlı, programlı bir hareket olduğunu, çok önemli birkaç kırılma nedeniyle bu darbenin başarıya ulaşmadığı söyleniyor. Siz hangi taraftasınız, hangi düşüncedesiniz? Ya şimdi tabii ki burada böyle bir kamikaze görüntüsü var ama sadece ondan da ibaret değil. Birincisi bir harekatın amacı olur, hedefi olur. Amaç hükümeti düşürmekse hedefi de doğrudan hükümete yönelik olması gerekiyordu. Halbuki halkın hayatına yönelik olarak köprüleri tuttular. Çok anlamsız geldi bana. İkincisi darbenin hiçbir zemini yoktu Türkiye'de. Uzunca zamandır yoktu. Bunu stratejik olarak hesaplayamamışlar. Üçüncüsü darbenin halk desteği olmayacağı ilk andan itibaren belli ve arkası gelmez. En önemlisi de silahlı kuvvetlerin kesinlikle darbeye bütünüyle katılmadığı gerçeği vardı. Onu gördükten sonra bu analizi yaptım ve yayınladım, halka da bilgisi olsun, endişe etmesinler, korkmasınlar diye. Çünkü bu Fethullahçı yapının hareketi olduğunu anladım. Özellikle İzmir'de başlayan soruşturma kapsamında bu soruşturmanın kendilerine kadar uzanacağını bildikleri için ve askeri şurada tasfiyeleri söz konusu olduğu için erken bir hareket olduğunu gördüm. Amaçlarınızla araçlarınızla araçlarınızı dengeleyemezseniz kesinlikle hiçbir strateji başarıya ulaşmaz. Bütün bunları gördükten sonra o kanaate geldim. Nitekim gelişmeler de onu gösterdi. Peki efendim, şimdi bir başka değerlendirmeniz. Biraz evvel Sayın Üçok'la, emekli hakim albay Sayın Üçok'la konuşmamızda da aynı öneride bulundu. Öneride bulundu Sayın Üçok. İktidar diyor demişsiniz. Samimi ise bu konuda Ergenekon ve balyoz yalanlarıyla gidenleri görevine tekrar iade etsin. Aynı öneriyi Sayın Üçok da yaptı. Ortada bir boşluk oluşacak. Bu yalanlar, bu kumpaslar nedeniyle emekli edilenler bu boşlukları doldurabilir dedi. Biraz bunu da bizim için açar mısınız? Yani şimdi bu tabii ne ölçüde gerçekleşir, kaç kişi bu görevi kabul eder, o ayrı tartışma konusu. Ama şunun bir defa ilk önce yapılması gerekiyor. Bütün bu Fethullahçı yapının darbe yaptığı silahlı kuvvetlere karşı darbe yaptı, bakın
Bu darbe 15 Temmuz'la sınırlı değil. Daha Ergenekon balyoz soruşturmalarıyla beraber başladı. Öncelikle hükümetin yapması gereken şey bunlara, burada yargılanan ve suçsuz yere hapis yatan insanlara iadelerini, itibarlarını iade etmesi gerekiyor. O anlamda destekliyorum ben onu. Bu darbecilikle mücadele çok önemli. Bu arkadaşların içerisinden de görevi kabul edenler varsa onlara yolu açmalılar. Yani onu söylüyorum. Sayın Yavuz, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Katkılarınızdan ötürü. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Şimdi efendim bir başka konu var. Şimdi bu darbeciler bir helikopter, bir kısmı 8 tanesi bir helikoptere binip Yunanistan'a gitti. Sizce Yunanistan bu insanları geri verir mi? Bir, ikincisi Amerika Birleşik Devletleri Fethullah Gülen'i istiyor, Türk hükümeti. Fethullah Gülen'i size göre iade eder mi Türkiye'ye? Şimdi Fethullah Gülen'e bu kadar destek verip dünyanın her tarafında bu altyapıyı yapan birisi, yapı, güç Fethullah Gülen'i kullanmak istiyorsa, devam etmesini istiyorsa onu şey yapabilir mi? Yani soru bu. Ama Türkiye, ya peki vermezse ne olur, verirse ne olur, öyle sorayım ben size. Ama zaten Dışişleri Bakanı Kerry dedi ki bize bugüne kadar hiç evrak göndermediniz dedi. Yani bunun nasıl terör örgütünde, nasıl şey, bu konuda hiçbir şeyiniz yok, faaliyetiniz yok. Bugün diyor. Öyle söyledi ama dışları, evet. Yok, bugüne kadar hep söylüyorsunuz ama hiç evrak gelmiyor diyor. Yani hiçbir çalışmanız yok diyor. Hep sadece söylüyorsunuz çünkü Türkiye'deki gibi değil ki şeyler. Her şey hukuk zemininde oluyor. Yani siz bir takım insanları suçlarken elinde deliller olması lazım. Silahlıysa silahlı, silahsızsa silahsız. Öyle değil mi? Yok şunu içeri atın, bunu alın falan diye böyle bir şey olmaz. Uluslararası alanda da, ülkeler arasındaki ilişkiler bakımından da baktığınızda öyle. Şimdi bu yapıyı bu kadar yıldır kullanan bir yapı var. Bu yapıyı ne zaman tasfiye edecek? Bir tasfiye süreci var mı yok mu bilinmiyor. Biliyorsunuz Amerika kullandığı bütün yapıları zamanı gelince tasfiye ediyor. İşte Saddam gibi, işte Hüsnü Mübarek gibi, Kaddafi gibi. Bin Ali'yi de tasfiye ettik, şeye getirdi. Yemen'deki şeyi de, Abdullah Salih'i de şeye götürdük. Suudi Arabistan'da, şimdi Amerika'da tedavi edemine. Yani kullan Rıza şeyi, Şahpeli, Rıza Şahpelevi biliyorsun mezarı bile Amerika şey yaptı. Yani Amerika kullandığı bütün aktörleri zamanı yeri gelince tasfiye sürecine tabi tutuyor. Onu da bir şekilde cezalandırıyor, yani affetmiyor. Hiçbir zaman şey canlı da bırakmıyor. Bu hareketler de böyle, bunu da öyle bakmak lazım. Bu hareketin bir tasfiye süreci olacak mı? Ne zaman olacak? Veya kullanım devam edecek mi? Çünkü yapıya baktığınız zaman... Yani bu iade edip etmemesi durumunda bizim anlayabileceğimiz bir şey mi? Yani iade etmezse eğer demek ki kullanmaya devam etme kararı var Amerika Birleşik Devletleri'ne diyemiyorum. Efendim olsun. Şimdi ya olaylara baktığınız zaman Fethullah Gülen okulların ne tarafta, ne kadar fazla açılmış, nerelerde açılmış? Afrika'da yoğunlukta olarak. Afrika'da kim egemen olmak istiyor? Bir taraftan Çin egemen olmak istiyor. Amerika'da o bölgeye Çin'i sokmamak istiyor değil mi? Peki Alman şirketleri, yani dünyadaki bütün şirketler özel şirket gibi olsa da büyük gelişmiş ülkelerin şirketleri bir istihbarat teşkilatı gibi çalışıyorlar. Peki orada da Almanya'nın da orada şirketleri çalışıyor kendi lehine çekebilmek için. Amerikan şirketleri çalışıyor kendi. Aralarında da büyük kavgalar var. Yani küresel güç dediğin zaman küresel sermaye ile Amerikan milli sermayesi arasında da kavga var. İşte 2008'deki krizde bunu açık ve net bir şekilde görmedik mi? Dünyada ve Amerika'daki yoksullaşmayı, Avrupa'daki yoksullaşmayı. Yani otomatik olarak dünyada bankalar ve finans şirketleri aracılığıyla bütün halklar soyuluyor, bütün insanlar soyuluyor. Bir sistem var. Bu sistemde herkes kendi mücadelesini kazanmak için bir savaş veriyor, mücadele veriyor. Burada Türkiye hiçbir yerde yok. Türkiye sürekli halkını aldatmakla meşgul. Otomatik olarak şimdi siz kendi geleceğinizle ilgili nasıl bir proje devreye sokacaksınız? Az önce de ifade ettim. Türkiye'nin bugünkü gücü, kapasitesi, imkanı ne ihtilale geçit verebilir, ne darbeye geçit verir,
ne PKK'ya geçit verir ne IŞİD'e geçit verir. Arkadaşlarım uyarıyorlar. Son bölüme girmişiz. Onun için şeyi sormadan geçemeyeceğim. Ben bu IŞİD konusunu hem de PKK ile mücadele. Şimdi bir taraftan da Türkiye'nin başına bela bir iki terör örgütü var. Evet. Nasıl görüyorsunuz önümüzdeki süreci? Hem mücadele biçimini, terör örgütü PKK ile çok yoğun mücadele ediliyor. Terör örgütü IŞİD'le de mücadele ediliyor ama iş nereye varır bilemiyoruz tabii. Efendim uzun zamandır biliyorsunuz basına da yansıdı. İktidar çevreleri Kandil'le yine el altından görüşmek istediği şeklinde bir yansı şeyler var değil mi? Yoksa da iktidarı masaya oturtturan güç, PKK'yı koruyan güç kendini ifade etti. PKK'da, YPG'de PKK terör örgütüdür diyor ama PKK isim değiştirmiş YPG olarak Amerika'nın müttefiki değil mi şeyde hemen dibimizde? Müttefiki. IŞİD peki nesi? IŞİD'de bir versiyon değil mi? Yani El-Kaide nasıl bir versiyonsa, El-Şebab nasıl versiyonsa, Boko Haram nasıl versiyonsa. Bütün bunlar hepsi bilinmiyor mu? Yani yabancı servislerin hangi örgütlerine maksatla kullandığını falan. Hepsi biliniyor değil mi? Şimdi burada tehlike şu. Bu tehlike büyük gibi gözükse de Türk halkı, Türkiye siyasi irade bunu engelleyebilir. Hep ben geçmiş programlarda da parlamento ülkeye sahip çıksın. Ve önerinizi son bölümde ortaya koyun. Önerim şu. Türkiye Büyük Millet Meclisi hiçbir siyasi gelecek beklemeksizin. Ülkenin geleceğiyle ilgili. Türkiye çok büyük risklerle karşı karşıya 15 Temmuz'dan itibaren. Artık bugün Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı diye bir iktidar yok. Cumhurbaşkanı diye bir Cumhurbaşkanı makamı da yok. O da tasfiye sürecine giriyor. Yani bu hareket Cumhurbaşkanı da ortadan kaldıran bir hareket. O da bu hareketin bir parça. Ona şimdi büyük bir güçmüş gibi. Halkı sokağa indirdi, halk onun lehine bağırıyor. Büyük bir güce ulaşacakmış gibi gözüküyor ama o da aslında Mısır'daki gibi bir tasfiye sürecinin yani Mısır laboratuvarından ders çıkarsın. Meclis ne yapmalı? Meclis süratle iyi okumalı. Geçmişi iyi okumalı, geleceği Irak laboratuvarından bu meclis ders çıkaramadı. Mısır laboratuvarından bu meclis ders çıkaramadı. Yanı başımızda Suriye laboratuvarından ders çıkaramadı. Kendi geleceğini hep şey altına almak için şey yaptı. Liderlerin şemsiyesi altına girdi. Hala ders çıkaramadı. Dünkü ortak bildiri de var. Şimdi söylüyorum tek tek. Ne yapmak lazım? Bir, birinci derecede bu hükümetin uygulamaya soktuğu Milli Eğitim'de var olan TEOG sınavıyla bilgisiz, becerisiz, hiç puan alamayan insanları imam hatibi kullanarak sevk ediyorlar değil mi? Bu son derece tehlikeli bir şey. Bir ülkenin iki temel altyapısı gerek din bakımından hangi dinden olursa olsun oradaki o hizmeti sunacak insanların son derece IQ'su yüksek, son derece zeki, kabiliyetli insanların bu okullara sevk edilmesi lazım. Yani Musevi ise Musevi'nin okulunda, Hristiyan ise Hristiyan'ın, Müslüman ise Müslüman. Sayın Tantan bitirmek az çok az kaldı. Biraz toparlamak istiyorum. Şimdi bak bu burada bir tehlike var. Bu Pakistanlaşmayı beraberinde getirir. Siz güvenli şehir projesi çerçevesinde Türkiye'de güvenlik anlayışını yeniden inşa etmeniz gerekiyor. Özellikle kirli ve kimliksiz siyasetten Türkiye'nin kurtulması lazım. Halkı arkanıza almanız için halkı bilinçlendirmeniz gerekiyor. Sokağa indirdiğiniz, bunlara destek verdiğiniz bu yapılar sizin de geleceğiniz açısından, Türk halkının da geleceği açısından tehlikeli. Şimdi halka silah sıkan askerleri içeri alıyorsunuz. Güzel. Polise silah sıkan askerleri içeri alıyorsunuz. Güzel. Peki bu askerleri linç ettirdiniz. Kime linç ettirdiniz? Sizin oluşturduğunuz yapıları linç ettirdiniz. Bu ileride neyi getirecek? Halka karşı savaş konumuna getirecek. Onları da cezalandırmak gerekir diyorsunuz. Yani oradaki yerlere... Onları da evet. Müsaade etmemeniz gerekiyor. Yani bugün Türk Silahlı Kuvvetleri omurgası bakımından millidir, vatanperverdir. Bu omurgayı daha güçlendirmeniz lazım. Kendi omurgasına sahip çıkamayan, siyasallaşan evet. Bu komuta kademesini tamamen tasfiye edeceksiniz. Diyanet İşleri Teşkilatı siyasallaşamaz. Diyanet İşleri Teşkilatı da halka liderlik yapacak, önderlik yapacak ama siyasi anlamda yapmayacak. Siz camileri
imamları bir AKP'nin temsilcisi gibi kullanamazsın. Sayın Tantan, konuşmaya devam ederiz. O anlaşılan konuşulacak çok şey var ama rejide kulağımda inatla bitirmem gerektiğini söylüyor. Çok önemli bilgiler verdi. Efendim size. Çok konuşulacak çok şey var ama hiç korkmamak lazım, cesur olmak lazım. Bugün bu kalkışma hareketini çok cüzi anlamda bir güç durdurdu. Yani Ankara İstanbul Emniyeti ve sonradan bu şeye katılan 1. Ordu Komutanlığı durdurdu ve diğer komutanlar. Yani silahlı kuvvetlerin milli omurgası bu hareketi durdurdu. Hiçbir ihtilalde bu omurgaya asla ve asla kimse müdahale edemedi. Bütün ihtilallerde. Evet. Bizi de yaşatan, devam ettiren bu yapı, son derece eğitimli bu yapı, bu yapının dışında Türk Emniyet Teşkilatı da aynı milli bir karaktere haiz bir yapı. Onun içerisinde Fethullah ve diğer cemaat yapılanması, Adalet ve Kalkınma Partisi yandaşları olsa da kendi içindeki milli yapısı, kendisi şehit olmasına rağmen hem Doğu ve Güneydoğu'da hem burada da hayatları pahasına bunu durdurdu. Halk o bakımdan bu kurumlara sahip çıksın. Bu gruptan aşağılanmasını asla müsaade etmesin. Şimdi siz askerleri şey yaparken, askerleri aşağılayan, onları şey yapan bu insanları da içeri alacaksınız. Evet. Sayın Tantan, çok teşekkür ederiz. Süremizin sonuna geldik. Bu insanlık dışı olayı yeniden nefretle ve şiddetle kınıyoruz biz de Kanal B ailesi olarak. Ve vatanımız için, milletimiz için, bu halkımız için ki görevimiz o, kamu yararı gözetmek. Ne gerekiyorsa hiç taviz vermeden yapabileceğimizi bir kere daha sizin huzurunuzda değerli izleyicilerimize tekrar ediyoruz. Size teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimize de bizi izledikleri için teşekkür ediyoruz. Sözü yeniden Ankara'ya bırakıyoruz.